İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu başlıyor. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 4 Haziran 2024 Salı günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğim. Yine yoğun bir gündemimiz var. Dün saat 14'te Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jose Mourinho için bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco da katıldılar ve Mourinho ile birlikte onlar da yine sürece dair açıklamalarda bulundu. Mourinho ilk basın toplantısında yine ilgi odağıydı. Yine yaptığı açıklamalarla sosyal medyaya gündeme damgasını vurdu. Az Yıldırım konusu soruldu. Ondan izin aldı mı almadı mı? Transferlerle ilgili verdiği mesajlar, taraftarın baskısı, buna dair verdiği mesaj, gazetecilere verdiği mesaj, burada soruların çok uzun olduğundan şikayet etti. Jose Mourinho ki çok doğru bir tespit, daha ilk toplantısında bunu fark etti. Kabak orada Ahmet Selim Kula patladı. Bu tabii dikkat çekiciydi. Yine Az Yıldırım eğer seçilirse devam edecek misin sorusuna verdiği yanıt da bence seçim için bir aylık kritik bir yanıttı. Hatta ben dünkü basın toplantısıyla birlikte artık Ali Koç'un seçildiğini düşünüyorum. Seçim tabii 8-9 Haziran tarihlerinde, 9 Haziran'da yapılacak. Tabii ki her şey olabilir ama havayı kokladığımda, açıklamalara baktığımda Mourinho cephesinden, Az Yıldırım cephesinden yapılan açıklamalar ve suçlamalara baktığımda benim gözlemim bu şekilde seçime dair. Tabii sorulan sorular var ama sorulmayan sorular da dün Jose Mourinho'yu dikkat çekti. Onlardan da bahsetmek istiyorum program içerisinde ki dün Hüseyin Özkök de bu konuda bir tweet atmış. Özellikle Türkiye Kupası'na katılımla alakalı bir soru sorulmadığını söylemiş. Para konusu yine dünkü toplantıda konuşulmadı. Yine tüm detaylarıyla basın toplantısındaki detaylara bakacağız. Onun haricinde Fenerbahçe'de bu yönetime girecek olan Acun Ilıcalı akşam saatlerinde TV 100 kanalında Candaş Tolga Işık'ın konu oldu. Yaklaşık 1 saat 15 dakika kadar süren programda Acun Ilıcalı'nın da ifadeleri çok çarpıcıydı. Özellikle Az Yıldırım'ın kendisiyle ilgili söylediği sözler, yaptığı eleştirilere karşı çok sert cevaplar verdi Az Yıldırım'a karşı ki Az Yıldırım'ın ifadeleri de gerçekten, onun ithamları da önemli. Onlardan da bahsedeceğim. Acun Ilıcalı'nın verdiği cevaplardan da bahsedeceğim. Transferle ilgili çok detay vermek istemedi Acun Ilıcalı. O konuda Candaş Tolga Işık'ın sorularını geçiştirdi ama vücut dilinden söylediği sözlerden yarın Jose Mourinho ile birlikte, yani bugün aslında, dün programda yarın demişti, bugün İngiltere'ye gideceğini söyledi. Anladığım kadarıyla, yani programı izlediğim kadarıyla bir transfer görüşmesi için Londra'da olacaklar. Medyada yazılan birçok isim var diye soruldu. Bir kısmı doğru mu dendi. Var yok dedi Acun Ilıcalı. Yani orada da bazı isimlerin doğru olduğunu söyledi ama transfer konusuna pek fazla girmek istemedi haliyle. Çünkü isim ortaya çıkınca fiyatların yükseldiğini, menajerlerin ücret yükselttiğini, kulüplerin kez aynı şekilde davrandığını, o yüzden gizli kapaklı bu transfer operasyonlarını bitirmeye çalıştıklarını söyledi. Onun haricinde yani çoğu açıklaması aslında yine Aziz Yıldırım'la alakalı. Onlar gerçekten çok çarpıcı. Kulübe 40-50 milyon euroluk projelerle birlikte para kazandıracağını yine iddia etti Acun Ilıcalı dünkü açıklamalarında. Onları da dediğim gibi size aktarıp üzerine de yorumlar yapacağız. Ve gece geç saatlerde yapılan bir haber yine sosyal medyada bir hayli konuşulmuş sabah fark ettiğime göre. O da Mauro Icardi ile ilgili. Biliyorsunuz Mauro Icardi ile Erden Timur'un arası çok iyi. Her fırsatta Icardi Erden Timur'u onore ediyor. Erden Timur da bugün saat 11'de bir basın toplantısı düzenleyecek. Artık Galatasaray'a veda ediyor. Yeni dönemde görev almayacak. Ve İtalyan Di Marzio diyor ki Erden Timur'un ayrılığıyla birlikte Icardi'nin de
takımdan ayrılma ihtimali arttı. Çünkü onu Galatasaray projesine ikna eden Erden Timur'du. Onun sayesinde Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddetti demişti. Aslında bu tehlikeye dikkat çekmeye çalıştım. Hani kendim dışarıdan gözlemim buydu. Bakalım gerçekten böyle mi olacak? Yoksa bazı Galatasaraylı muhabirler ki Emre Kaplan A-Spor muhabiri şöyle de bir tweet atmış. Bu tamamen Icardi'nin danışmanı Elio Pino'nun bir oyunu demiş. Hani gazetecilere böyle bir haber sızdırıyor. Aslında gerçeklik payı yok diyor. Artık tam olarak tabii burada bilgi doğru mu değil mi, bir oyun mu var yok mu, onu bilmemiz mümkün değil ama haber ve bu şekilde Di Marzio'da sonuçta transferlerde güvenilir bir kaynak olarak dikkat çekiyor. Ve Real Madrid beklendiği gibi Kylian Mbappe transferini açıkladı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldular, lig şampiyonu oldular, bir de üzerine Mbappe transferi geldi. Real Madrid'ler için gerçekten çok güzel günler olsa gerek. Dün oyuncu 5 yıllık sözleşme imza attı. Hayallerinin kulübüne geldiğini, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi Fransız Kylian Mbappe. Onu yine program içerisinde konuşuruz. Transferle ilgili gelişmeler var. Özellikle Beşiktaş cephesinde bir hareketlilik var ama teknik direktör belli olmadığı için o transfer hareketliliği de ne derece sağlıklı onu da kestiremiyorum. Çünkü hala Beşiktaş yönetiminin teknik direktör konusunda net bir karar veremediğini anlıyoruz. Dün yine muhabirlerden gelen bilgiler, yönetim kurulu toplandı, teknik direktör konusunda görüşüldü ama hala bir belirsizlik var. Herkesin adayı farklı, işte anlaşma sağlanan, prensipte anlaşılan isimler var. Ama başkanın kafasında başka bir isim var vesaire vesaire. Henüz yani anlayacağınız Beşiktaş'ta bir süre daha teknik direktör konusu belli olmayacak gibi gözüküyor. O yüzden hani transferde de isimler var ama hani Onuachu yazılmış, Stefan Savic yazılmış, yine Atletico'dan sol ayaklı stoper Gabriel sanıyorum ki o yazılmış. Hani birçok isim var. Onları da konuşuruz. Ama dediğim gibi teknik direktör konusu sanki çok daha acil bir konu Beşiktaş adına. Tabii Trabzonspor'da da bir transfer gelişmesi var. Özellikle Uğurcan Çakır, onun da takımdan ayrılacağı söyleniyor bu dönem. Ona da bir ilgi olduğu söylenmiş dünkü haberlerde. Ve son bölümde de biraz dünkü maçlardan bahsedeyim. Dün hazırlık maçları artık ülke çapında, ülkeler arasında başladı. İngiltere Bosna Hersek'i 3-0 mağlup etti. Almanya Ukrayna ile 0-0 beraber kaldı. Hırvatistan Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etmesini bildi. Arnavutluk Liechtenstein'i 3-0 yendi ki Ernest Muci ikinci yarının başında oyuna girip skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. U21 takımımız, onlar da İskoçya ile hazırlık maçında karşılaştı. 2-1 kazandı milliler. Onu da söylemiş olayım. Basketbolda Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakşehir'i 86-77 yendi. Seride durumu 3-0'a getirip finale yükseldi. Finalde de Anadolu Efes'in rakibi oldu. Onu da yine aktaralım. Bugün de tabii milli takımımızın maçı var. Saat 22'de başlayacak. Dün kafile İtalya'ya gitti. İtalya'da da bir basın toplantısı düzenlendi. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve Hakan Çağlanoğlu basın karşısına çıktılar. İtalya cephesinden yine Spalletti ve Fagioni'nin açıklamaları vardı. Bugün özellikle iddia bölümünde tahminen maça dair detaylara bakacağız diyelim. Saatlerimiz 7.10. Bir şarkı ve sonrasında reklam aramızı verelim. Sonrasında da artık gelişmeleri değerlendirmeye başlayacağım. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com 7.18 saatlerimiz Sabah Sporu'nda. Şimdi gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım. Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü, pazar günü İstanbul'a gelmişti. Onun için statta bir imza töreni düzenlenmişti ve dün de saat 14'te ya da 14.10 gibi basın mensuplarıyla bir araya geldi ve yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda o da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ona her zaman olduğu gibi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç eşlik etti ve
Onun yanında da yine sportif direktör Mario Branco vardı. 2 senedir o da Fenerbahçe'de görev alıyor. Son 2 senedeki yapılanmalarda önemli bir pay sahibi Mario Branco. Pek göz önünde olan bir isim değil. Çok övülen veya çok eleştirilen bir isim olmadı ama bu Bonu'yu hamlesiyle birlikte anlıyoruz ki sanki bu sezon biraz daha ön plana çıkacak kendisi. Dün sempatik de konuştu. Hani henüz tam olarak Türkçeyi öğrenemediğinden bahsetti. Birkaç Türkçe kelime araya sıkıştırdı. Ve sonrasında da yaptığı açıklamalarla taraftarının yüreğine su serpmiş gibi gözüküyor. Dün Mario Branco'nun da açıklamaları gayet gerçekçi duruyordu. Peki dünkü basın toplantısını takip ettiğimde ben ne çıkardım? Hani özet olarak ilk başta ne söyleyebilirim? Sonra tabii detaylarına gireceğim ama yani dünkü basın toplantısı benim adıma seçimin bittiği basın toplantısı oldu. Yani dün Mourinho'yu dinledim ve hani Aziz Yıldırım'la ilgili gelen sorulara verdiği cevaplarda bana öyle bir intiba geldi. Yani dedi ki işte Aziz Yıldırım eğer seçilirse onunla da çalışacak mısınız? Orada tabii öncelikle çalışacağım dedi. Ben Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm dedi. Fenerbahçe ile bir sözleşme imzaladım. O yüzden hani kim gelirse gelsin Ali Koç, Aziz Yıldırım fark etmez. Ben 2 sene buradayım dedi. Fakat bunu derken kullandığı ifadeler benim böyle düşünmeme sebep oldu. Ben Ali Koç'la anlaştım. Ben Mario Branco'yla anlaştım. Onlarla şu ana kadar iyi bir uyum yakaladık. Çalışmalara çoktan başladık. Ben istikrara önem veririm. Güvene önem veririm. Hani bu tarz ifadelerle birlikte Jose Mourinho da aslında tavrını çok net şekilde belli etti. Çünkü hani sadece Ali Koç'la değil, Ali Koç'la birlikte Branco'nun orada olması, bir Portekizli vatandaşı, geçmişten bu yana tanışıklıkları var büyük ihtimalle. O yüzden öyle bir isimle çalışmayı da tercih edecektir. Ali Koç'un vizyonu da belli ki Mourinho'ya geçmiş. Acun Ilıcalı yine burada önemli pay sahiplerinden birisi. Onu çok anmadı dünkü basın toplantısında ama onun da ben etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bu yapıyla kendini çok daha rahat hissedecektir. Sanki yani kongre üyelerine de bir mesaj gitti. Yani ben o şekilde algıladım Mourinho'nun açıklamalarını. Zaten son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte Ali Koç seçim için bir hayli güçlenmişti. Yani normalde 6 sene futbol takımını, erkek futbol takımını şampiyon yapamamış bir başkan adayının, başkanın bir daha seçime girip orada favori olacağını pek hayal etmezdim. Zaten Aziz Yıldırım ilk çıktığında, ilk açıklamalarda bulunduğunda da kafa kafaya olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Yani Aziz Yıldırım da yaptığı açıklamalarla kongrelerini etkileyebilir düşüncesindeydim ki ben de o dönem için etkilenmiştim ama sonrasındaki gelişmeler, derbi galibiyeti, üzerine işte Mourinho'nun İstanbul'a getirilmesi seçimden önce imza töreni, dünkü açıklamalar ve Aziz Yıldırım'ın da süreç içerisinde çok daha keskin ifadeler kullanmaya başlaması, hani bana sataşılmadığı müddetçe sataşmayacağım deyip biraz o sözünden de çıkması, onunla da ilgili bilmiyorum. Benim görüşüm biraz daha negatife döndü. Tabii burada hani benim tespitim çok önemli mi? Ben hani buradaki bir söylemimle Fenerbahçe Kongresi'ni çok etkileyecek halim yok tabii ki. Fenerbahçe Kongreleri hür iradeleriyle oylarını verecekler. Günün sonunda Aziz Yıldırım da tabii ki oradan çıkabilir. Bunu şimdiden bilmek mümkün değil ama hani benim gördüğüm, benim tespitim kongre ile ilgili bu şekilde. Zaten hafta sonu çok geçmeden öğreneceğiz. 8 Haziran'da önce cumartesi günü işte konuşmalar yapılacak, İbra oylamaları olacak. 9 Haziran'da da pazar günü Fenerbahçe yeni başkanını seçecek. Pazartesi de zaten ardından ona göre konuşmalarımızı yaparız. Peki dönelim Mourinho'nun dünkü açıklamalarına. Dün Mourinho yine Mourinho'luğunu gösterdi bence. Yani ondan ne bekleniyorsa bazı sivri açıklamalar, medyayla olan ilişkileri hep sancılı olmuştur Mourinho'nun. Dün yani çok sancılı bir durum yok. Sonuçta daha maçlar başlamadı. Çok eleştirileceği bir nokta yok. Ama ona rağmen medya ile ilgili söylediği sözler yine dün benim ilk olarak dikkatimi çeken sözler oldu. Bir kere soruların bu kadar uzun olmasından şikayetçiydi Jose Mourinho ki daha gelir gelmez buna vurgu yapması bence çok manidar, çok da güzel oldu.
Mourinho'nun gerçekten soru sorma konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Mourinho da hani bu şekilde bir tırnak içinde gazetecilere ayar verdi. Bakalım bundan sonra nasıl olacak Jose Mourinho'ya sorular. Bir kere onu merak ediyorum. İkinci kısım, tabii Türkiye'de işler Avrupa'dakine göre biraz farklı yürüyor. Mourinho dün bunu birinci şeyden deneyimlemiş oldu. Basın toplantısı çok uzun sürüyor. Dün yaklaşık 1,5 saat kadar sürdü ve hayatımda 20 yıllık kariyerimdeki en uzun basın toplantısı oldu dedi Mourinho. Bunda hem tabii ki çok fazla soru alınması, soruların uzunluğunun etkisi var. Ve 3 isim birden çıktı dün tabii. Ali Koç ve Branko da konuşunca bir de araya çeviriler girince tabii basın toplantısının saati de çok çok uzadı ama çok sağlıksız. Yani bu da çok doğru bir tespit. Bunu da hep programlarda Ali abiyle birlikteyken de söylüyoruz. Yani bir hedefiniz var basın toplantısı düzenlerken. Muhakkak kamuoyuna, taraftarınıza vermek istediğiniz mesajlar var. Ama bunu o kadar fazla dallanıp budaklandırıyorlar ki, o kadar farklı konulara giriliyor ki. Yani vermek istediğiniz mesajın karşıya ulaşma ihtimali kayboluyor. Ya da ulaşsa bile o mesaj, sonrasında o kadar fazla şey dinliyor ki yine açıklamanın devamında. O mesaj bir kulaktan giriyor, diğer kulaktan çıkıyor. Yani bu gerçekten çok sağlıksız bir durum. Bütün herkes için, yani bu kulüp başkanı için, teknik direktör için daha hap şeklinde olmalı. Kısa sorular, kısa net cevaplar ve akıcı bir basın toplantısı. Bunu hani aklında hep örnek kalıyor. Hep de Ali abiyle aynı örneği veriyoruz ama Ahmet Nur Çebi'nin ilk geldiği dönemlerdeki gibi basın toplantıları benim de hayalim. Yani sorular gelecek, Ahmet Nur Çebi iki cümleyle onları cevaplıyordu. Kısa, öz, net. Sonrasında diğer soruya geçiliyordu. Böyle olmalı. Hani o yüzden belki Mourinho ile birlikte o basın toplantısı konusunda da bazı şeyler değişebilir. Ya da biz mi artık Mourinho'yu kendimize benzeteceğiz? Genelde çünkü futbolcu bazında öyle olduğu söylenir. Hani buraya çok profesyonel gelen futbolcu burada bozulur derler. Buradaki işte İstanbul'daki hayat, takımdaki diğer futbolcuların davranışları etkiler denir. Umarız burada öyle olmaz. Mourinho tam tersi bir etki yaratır. Basın toplantılarının içeriğini değiştirir diyeyim. Mourinho daha ilk yapılan soruyla alakalı olarak, sorulan soruyla alakalı olarak şöyle bir ifade kullandı. Basın toplantısı izleyenler tabii farkındadır. Mourinho ortada oturdu. Kendi sağında Mourinho'nun Ali Koç, kendi solunda da Mario Branco vardı. Ben aslında başkanla bundan önce şakasını yaptık. Onun ortada oturması gerektiğini, benim de onun yerinde oturmam gerektiğini söyledim. Eskiden ben Mourinho'yum diye bir şaka yapardım ama şimdi kendimi ben Fenerbahçe'nin hocasıyım diye adlandırıyorum. Çünkü böyle olmak istiyorum diyerek yine açıklamasıyla bence taraftarına da önemli bir mesaj verdi. Hani ben artık hani çok önemli değilim. Artık ben Fenerbahçe hocasıyım. Fenerbahçe için de elimden geleni yapacağının bir sinyaliydi Jose Mourinho'dan. Yani iletişim konusunda şu an için tabii işler yolunda gidiyor. Çok iyi bir proje, büyük bilgi var, büyük bir destek var. Mourinho'nun da mesajları bence taraftara çok net şekilde geçiyor. Tabii işler kızıştığı noktada nasıl olur açıklamalar, agresifleşir mi onu bilemiyorum. Tahminen öyle olur. Ama şu aşamada bence Mourinho'nun açıklamaları taraftara net şekilde geçiyor diye düşünüyorum. Transferle ilgili de net mesajlar verdi Jose Mourinho. Şu ana kadar isim üzerinde konuşmadık dedi. Beni bu projeye ikna ederken hani projenin kendisi önemliydi. Profiller konuştuk ama isim konuşmadık. Eski takımlarımdan işte Roma'daki hiçbir oyuncuya karşı ilgim yok dedi. İşte Dybala konuşuluyordu, Lukaku konuşuluyordu. Net şekilde bu iki ismi de yalanladı Jose Mourinho ama tabii artık dün basın toplantısı da yapıldı. Ondan önceki gün imza töreni yapıldı. Artık isim üzerinden de tabii ki konuşmaya başlanması gerekiyor. Dün Acun Ilıcalı'yı izledim demiştim girişte. Acun Ilıcalı da dedi ki işte akşam şimdi programı yapıyoruz seninle dedi Candaş Tolga Işık'a. Buradan çıkıp ben Ali Koç ve Jose Mourinho ile bir araya geleceğim. Bir toplantı yapacağız. Ve ertesi sabah da yani şu an itibariyle büyük ihtimal yola çıktılar. Londra'ya gidecekler.
ve Londra'da da anladığımız kadarıyla bir transfer görüşmesi yapılacak ve ondan sonra da Jose Mourinho kısa bir tatil yapacak. Tatilden dönüşte de ki 2 hafta içinde o tatil herhalde bitecek ve İstanbul'a gelip Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları da başlayacak ve bu sürece de Fenerbahçe daha hazır şekilde girmek istiyor. Yani mümkün olduğu kadar fazla oyuncu, fazla transfer ve dün Mourinho belki söylememem gereken bir şey de söyleyeceğim deyip milli takımlara giden futbolcuların bir an önce elenip bir an önce İstanbul'a dönmelerini istediğini söyledi. Çünkü çok normal bir istek bu. Hani milli takımın erken elenmesini tabii ki normal şartlar altında kimse istemiyor ama kulüp takımı penceresinden baktığında ve sezonu bu kadar erken açması gerektiği bilindiğinde Mourinho'nun bu söylemi de çok masumane gelen bir söylem. O yüzden daha hazır şekilde o da kampa girmek istiyor. Bu Aziz Yıldırım konusu, yani ilk çünkü Jose Mourinho ismini biz Aziz Yıldırım'dan duyduk. Bu durumu aslında o dönem için Aziz Yıldırım da çok iyi şekilde kullandı. Yani sezon devam ederken Ali Koç'un bir teknik direktör ismi paylaşamayacağını ya da paylaşmasının etik olmadığını biliyordu. Çünkü sezon devam ediyor, şampiyonluk ihtimali var ve teknik direktör sonuçta İsmail Kartal'dı. Ve böyle bir açıklama geldiği noktada da İsmail Kartal'ın moral motivasyonu düşebilir. Haliyle bu takıma yansıyabilirdi. Ve Aziz Yıldırım da Mourinho ile görüştüğünü söyleyince orada Ali Koç'un açıkçası önüne geçmişti. Fakat tabii bu, ben hep bir maça benzetiyorum Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki çekişmeyi. Maçın daha başlangıcıydı. Yani Aziz Yıldırım bir gol atarak başladı Jose Mourinho açıklamasıyla birlikte ama Ali Koç da sonuçta maçın içinde sabırla bekledi, geride top çevirdi. Atakları savuşturmaya çalıştı. İşte golü yedi belki Jose Mourinho açıklamasıyla Aziz Yıldırım'ın. Ama lig bittikten sonra da sonuçta bir icracı olarak, takımın şu andaki başkanı olarak Mourinho ile görüşüp onu İstanbul'a getirip imzayı attırınca da adeta hani beşlikten atılan gol gibi artı beş sayıldı ve Aziz Yıldırım'a bu konuda da bir prim vermedi. Bu tabii İki türlü değerlendirmek lazım. Birincisi, hani bir seçim yarışı olarak baktığımızda hani Mourinho hamlesine karşılık Aziz Yıldırım'ın Mourinho'yu getirmek çok büyük bir artı. Ama bunu geçen günde de sormuştum. Yani Ali Koç'un gerçekten aklında hep Jose Mourinho mu vardı? Yoksa Aziz Yıldırım dedi diye mi Mourinho ismi ön plana çıktı? Şimdi açıklamalardan gördüğümüz kadarıyla Mario Branco da konuşuyor. Mourinho ile ilk görüşen, ilk temas kuran kişi bendim diyor. Ali Koç'un izniyle, onayıyla bu görüşmeyi ben sağladım diyor. Yani bu açıklamadan anladığımız aslında Ali Koç'un da aklında Jose Mourinho vardı. Bu arada bir parantez de açayım. Dün Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından bir kesit yine gördüm sosyal medyada. Aslında Mourinho ile ilk görüşenin Saadettin Saran olduğunu söylüyor Aziz Yıldırım. Sonra kendisinin görüştüğünü söylüyor. En son da işte Mourinho ile kendileri görüşürken Branco'nun da randevu aldığını söylüyor. Yani orada da aslında yine iki tarafın farklı söylemleri var. Bu seçim dönemlerinde çok sık karşılaştığımız bir durum. Birazdan yine göreceksiniz Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım'ın suçlamalarıyla alakalı. Herkes farklı bir şey söylüyor. Herkes karşı tarafı suçluyor ama bilmiyoruz günün sonunda hangisi tam olarak doğru söylüyor, hangisi yanlış bilgi veriyor. Biz hani burada bir kanıt yoksa elimizde hani tarafların açıklamalarını söylemekte mükellefiz. Fenerbahçe cephesi de diyor ki biz ilk teması biz kurduk. Bizim de kafamızda Jose Mourinho vardı. O yüzden hani diğer haberlere pek fazla itibar etmeyin diyorlar. Aziz Yıldırım'dan izin alıp almadığıyla alakalı olarak da bir soru soruldu Jose Mourinho'ya ve o da ben şu an boşta olan bir teknik direktördüm. Benim danışabileceğim işte ailem var vesaire ama öyle Aziz Yıldırım'a gidip ondan bir izin almadım. Tamamen kendi kararım dedi. O konudaki bir bilinmezliğe de açıkçası cevap vermiş oldu Portekizli çalıştırıcı. Evet, Jose Mourinho'nun basın toplantısından detayları şimdilik paylaşıyorum. İşte kendi notlarım, kendi gözlemlerimi sizlere aktarıyorum. Sizlerin de eğer mesajları varsa onlara da
bakacağım programın ilerleyen bölümlerinde. Bir mesaj okuyayım, öyle reklam arasına gideyim. Naus, Genco Boran nerede demiş iki gündür. Valla Genco abi maalesef hasta, hala hastalığını atlatabilmiş değil. Dün hem gece yazmış, saat 2'ye doğru sabahta uyanıp yine hani bir kendini denemek istemiş futbolcu gibi, acaba işte iğneyle oynar mıyım diye, ama hala çok kötü olduğunu söylüyor. Ben de zaten demiştim, çok fazla zorlamaya gerek yok. Önce sağlık. Burada hani hem kendini yıpratacak hem belki hastalığını bana bulaştırma ihtimali var. O yüzden bugün de Genco abi bizle birlikte olmayacak. Büyük ihtimal öğlen de olmaz. Bugün eğer kendi daha iyi hissederse yarın sabah gelir, gelmezse de artık bu şekilde gideceğiz. Ali abi de biliyorsunuz izinde, Amerikalarda gezmekte kendisi. Ben de sizlerle hani mesajlarınızla, birazdan telefon hattını da açacağım. Telefonla yine sizle sohbet edip güzel bir program geçirmeyi düşünüyorum. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. İddia.com. 7.41 saatlerimiz Sabah Spor'una devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun dünkü basın toplantısından yansıyanları aktarıyorum. Şimdi birkaç not daha paylaşayım. Mesela bu taraftarların sabırsızlığıyla alakalı bir soru yöneltildi Jose Mourinho'ya ve Mourinho'nun cevabı da bence yine çok iyiydi. Bu kültürde olmayan bir şeyi onlara öğretemezsiniz diyor. Yani sabırlı olmayı futbol taraftarına öğretemezsiniz diyor. Bu kültürün parçası, ki bu durumu birazcık komik yapıyor ama aslında sabırlı ve sakin olması gerekenler başkan, yöneticiler, teknik direktör ve sportif direktör diyor. Bu insanların daha dengeli ve sabırlı olması gerekiyor. Taraftarların değil. Taraftarların çılgın, talepkar ve bizlerin üzerinde baskı yaratması gerekiyor. Eğer Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncu bu baskıyı kaldıramıyorsa demek ki Fenerbahçe'de oynayacak kadar iyi değildir. Bu tutkuyu hissetmek isterim ama bize güvenmeyi de hiçbir zaman elden bırakmasınlar. Evimizde oynadığımız bir maçta 85. dakikada mağlup durumda isek 90 küsur dakikada hala gol atıp maçı kazanabileceğimizi bilsinler. Bizi destekleyip saha içinde bizimle birlikte mücadele etsinler. Bu işin bir parçası olduklarını ve ait olduklarını hissetsinler demiş. Yani taraftara da böyle bir mesajı var. Yani siz talep etmekte haklısınız, sabırsız olmakta haklısınız. Onları çok gerecek bir açıklama değil. Yani biz de bazen bu hataya düşüyoruz. Hani biz de kendi fikrimi söylüyoruz aslında, yine ben fikrimin arkasındayım. Hani daha sabırlı olmak lazım, çok fazla talepkar olmamak lazım ama biraz da işin doğası bu. Bunu benim söylemem çok normal olabilir ama ben bir teknik direktör olup bunu söylesem pek bir anlamı olmazdı. Çünkü taraftar benim söylemimle sabırlı olacak değil. Taraftarın doğası gereği bir sabırsızlığı var. Hemen bir başarı beklentisi var. Bu da çok doğal gelişiyor zaten. Yani bu önceden böyle üzerine düşünülen bir şey değil futbol taraftarlığında. Bu içten gelen bir şey, yani içten doğal. Her fanatik diyebileceğimiz futbol sever ya da kulübüne çok bağlı olan futbol severler başarı bekliyorlar. Yönetimlerinden iyi transferler bekliyorlar. Hocalarından hem iyi oyun hem bol puan, az puan kaybı bekliyorlar. Bu işin doğası ve oraya gelen teknik direktör de bu doğayı bilip davranmalı. Mourinho'nun bu açıklamada o yüzden hoşuma gitti. Yani Mourinho bu durumun çok net şekilde farkında, taraftara bir yön vermeye çalışmıyor bu konuda mesela. Yani taraftara hak veriyor ve taraftarın da beklentisini normal karşılıyor. Aynı şeyi şeyde yapmıyor. Şimdi konuşurken tabii bir taraftan o da aklıma geldi. Bu basın mensupları konusunda da hani onlara bir böyle ayar verme durumu var. Onları şu an çok olduğu gibi kabul edebilmiş değil. Hala alışma sürecinde. Çünkü yeni bir kültür olduğu için burada ilk defa böyle bir ortamla karşılaşıyor. Belki ona da zamanla alışacak ama taraftar konusunda, yani çalıştırdığı kulüplerdeki beklentilerin zaten farkında olan bir isim. Chelsea'ye gittiğinde de çok büyük bir baskı vardı o kadar fazla yatırım yapıldığı noktada. İşte Real Madrid'e gittiğinde, Inter'e gittiğinde, United, Tottenham, Roma hep taraftarların beklentisi çok yüksekti. Bunu bu şekilde ifade etmesi de bence çok alışık olduğumuz bir durum değil teknik direktörlerden. O yüzden hani dünden öne çıkaracağım Mourinho açıklamalarından birisi de kesinlikle bu
kısım, onu söyleyeyim. Diğer taraftan ne diyor Jose Mourinho? Kısa sürede sezon başında bir şeyleri değiştirmek benim için mümkün değil diyor. Bu yavaş yavaş olacak bir gelişim süreci. Ben İsmail Hoca'dan farklı bir hocayım. Her hocanın kendine göre farklı düşünceleri vardır ama başkanımız ve Mario takımı geliştirmek istediklerini söylediler. Bu istikrar her zaman parayla olmaz, fikirlerle olur. Bizler de adım adım ilerleyeceğiz ama dün de belirtmiş olduğum gibi şuna eminim ki Fenerbahçe taraftarlarının rüyalarını gerçekleştirebilmek için çok güçlü bir takım kuracağız diyor. Jose Mourinho, yani taraftar da şu anda bence çok net havaya girmiş durumda. Hem Mourinho zaten isim olarak havaya sokacak bir isim, hem de bir de transfer konusundaki mesajlar çok taraftarın hoşuna gidecek türde mesajlar. Yani Mourinho da bu rüyaları gerçekleştirebilmek için çok güçlü bir takım kuracağız diyor. Acun Ilıcalı, işte beni konuşturmayın, çok iyi geliyoruz diyor. İşte transferle ilgili çok önemli dünya yıldızlarından bahsediliyor, isim henüz verilmese de. Bir tek Ali Koç biraz dünkü açıklamalarının sonunda, işte bazen maddi anlamda sıkıntılı durumlar olabilir, işte kiralık oyunculara gidebiliriz, Ağustos ayına sarkabilir, biraz o orta yolu mesajlar verdi ama genel olarak baktığımda Fenerbahçe bu dönemde transferde kesenin ağzını net şekilde açacak, çok önemli dünya yıldızlarına gidecek gibi gözüküyor. Ve transfer tabii demişken Ali Koç'un bir ifadesi daha var, o da dikkat çekici. Yani seçime kadar bir transfer açıklayacak mısınız tarzında bir soru geldi. Çünkü Mourinho açıklandı, ondan sonra bir transfer de çok rahatlıkla açıklanabilir ama şöyle dedi Ali Koç özetle, sırf popülist olmak için, böyle taraftarların gönlünü çalmak için boş vaatlerde bulunmayacağız. Biz anlaştık dersek anlaşırız, biz gidip getireceğiz dersek getiririz diyerek yine aslında Aziz Yıldırım'a bir göndermede bulunuyor. Ve artık Ali Koç'un da yönetim tarzı çok belli. Dün Acun Ilıcalı da bundan bahsetti. İş işte imzalanana kadar Ali Koç hala emin olamıyor süreçlerden, yani paylaşılması konusunda. Ne zaman imza atılır o zaman bunu kamuoyuyla paylaşma taraftarı. O yüzden transfer konusunda da büyük ihtimalle cumartesiye kadar bir imza olmayacağı için bir açıklama da olmaz diyor. Ama çalışmalar var. Mourinho'dan önce de başladı. Yetişirse de neden açıklamayalım diyor Ali Koç. Ve Mario Branco'nun da bir dikkatimi çeken açıklaması oldu. O da dün birkaç konuda yine kendi fikirlerini ifade etti. Ben transfer şampiyon olmak istemiyorum. Ben Mayıs ayında şampiyon olmak istiyorum diyor. Yazın şampiyon olarak şampiyon olamazsınız. Bence geçen sene transfer anlamında iyi iş çıkarttık diyor. Ve bunun arkasında tabii çok geniş bir ekip olduğundan bahsediyor. Ama dünyadaki her takım gibi geliştirecek çok noktamız var ve bunu yapacağız. Ama biz istikrar istiyoruz. Çünkü hep temelinden inşa etmeye başlanır. Çatısından değil. Benim yönetici vizyonum olarak ilk önce hoca, kadromuzda güçlü olduğumuz ve zayıf olduğumuz yerleri belirler. Çünkü hocanın da çok güzel belirttiği gibi herkesin kendi vizyonu, metodu ve yöntemi vardır diyor. Tabii Mourinho ile bir süreden beri görüşüldüğü için artık takımla ilgili analiz çoktan yapılmıştır diye düşünüyorum. Yani hangi bölgelere takviye yapılacak, hangi bölgeler çok güçlü takviye yapılmayacak, gitmesi muhtemel isimler, kalmaya nasıl ikna edilecek gibi konular zaten çoktan konuşulmuştur. Artık bugünden itibaren de Fenerbahçe bence transferde gaza basmaya başlayacak ve çok hareketli bir transfer dönemi de futbol severleri bekleyecek bu yaz. Bizim de basın mensupları olarak işimiz zor. Çünkü Fenerbahçe'de çok iyi transferler yapacak belli ki. Galatasaray'da yönetim kadrosu biraz değişti transfer konusunda. Erden Timur gidiyor artık bugünkü basın toplantısıyla birlikte. İbrahim Atiboğlu gelecek ama Galatasaray'da Fenerbahçe'nin bu hamlelerinden sonra geçen sezon nasıl bu iki takım böyle birbirini tetiklediyse transferde, bu sezonda benzeri olacaktır. Galatasaray'da çok altta kalmak istemeyecektir. Beşiktaş, onlar da
kendi bütçesi ölçeğinde en iyi hamleleri yapmaya çalışıyor. Hani Mourinho seviyesine belki şu anda çıkması mümkün değil ama teknik direktör konusunda da zorluyor. Futbolcu transferi konusunda da belli ki o zorlama yapacak. Siyah beyazlar, Trabzon çok hareketli. Yani her dönem olduğu gibi yine transfer konusunda çok bereketli bir dönem bizi bekliyor. Şimdi birkaç mesaj okuyayım. O şekilde bu bölümü de noktalayalım. Sel demiş ki Mourinho'nun spor basınımızı da biraz dönüştürücü etkisi olacak gibi. Şöyle sorun, böyle sorun gibi demiş. Evet, yani bu dünden zaten başladı Mourinho tespitlere. Basının da bundan etkilenmesi kaçınılmaz. O yüzden ben de biraz toplantıların içeriğinin değişeceğini düşünüyorum. Oğuz Uğur, o da sorularla ilgili bir eleştiride bulunmuş. Ondan bahsediyor. Mourinho Naus demiş ki Mourinho'yu bulmuşken sağ içinde oynatmayı düşündüğü oyunla ilgili hiç kimsenin soru sormaması ilginç. En azından oynatmayı düşündüğü formatın ne olacağını öğrenirdik. Üçlü veya dörtlü oynar mı? Neyi tercih eder? Transferler buna göre mi yapılır, yapılmaz? Bu da güzel bir tespit. Yani sağ içine dair oynattığı oyun, daha önce ve Fenerbahçe'de oynatmayı planladığı oyun, kadroya baktığında işte hangi sistemi görüyor vesaire, bunlar tabii sorulabilirdi. Mesela işte Türkiye Kupası'na katılımla ilgili Fenerbahçe'nin bir girişimi var. Katılmayı düşünmüyor işte birçok kulüp. Karagümrüğü, Kasımpaşa'sı, böyle Türkiye Kupası'nın protesto edilmesi gündemde. Yayıncı kuruluşta çünkü bir sıkıntı var. A Spor'la, o grupla Fenerbahçe'nin bir sıkıntısı var. Mesela dün ben de yayına girerken işte önümde televizyonlar açık, kanalları geziyorum. Mesela basın toplantısı başladığı anda TRT yayındayken A Spor yayında değildi. Sonrasında girdiler mi bilmiyorum. Ama bir aralarında soğukluk var. O yüzden mesela bu da önemli bir konu. Mesela Mourinho bu konuya nasıl bakar? Ya da geçen sezon mesela şöyle sorayım. Takım başında İsmail Kartal değil de Jose Mourinho olsaydı Fenerbahçe Süper Kupa'ya çıkmamazlık eder miydi? Mourinho buna müsaade eder miydi? Zorla bunu kabul ettirdiğiniz noktada Mourinho'nun tepkisi nasıl olurdu? Bence Mourinho gibi teknik direktörler her kupaya talip olurlar. Yani Türkiye Kupası'ysa Türkiye Kupası. Başka kupaysa, önemsiz gözüken bir kupaysa, ona da talip olur. O yüzden bu kararın da ben Mourinho ile birlikte tekrar gözden geçirileceğini düşünüyorum. Bu alınan yetkiyi Ali Koç yönetiminin de kullanacağını düşünmüyorum. Bakalım, belki önümüzdeki dönemlerde hem kendisine Ali Koç'un hem Mourinho'yu da bu konu sorulabilir. Ve yine para konusu dün sorulmayan sorulardan birisiydi. Hani cevabını alacağımızdan değil. Ben de Ali Koç'un bunu kamuoyuyla paylaşacağını pek zannetmiyordum. Ama hani basın mensubunun görevi sormak. Cevap verir vermez o artık soru sorulan kişiyi bağlar. Bu da bence sorulabilirdi. Benim de görebildiğim kadarıyla böyle bir soru da dün ne Ali Koç'a ne Mourinho'ya yöneltilmedi. Çünkü çok iddialar var bununla ilgili. Çok fahiş rakamlar dönüyor. Orada tabii şu kısım dikkat çekici. Şimdi açıklamalardan bakacağım. Dün Acun Ilıcalı'nı söyledi. O kadar çok şey izledim ki dün böyle açıklamalar birbirine karıştı. Galiba Acun Ilıcalı söylemişti. Yani Mourinho önce Aziz Yıldırım'la görüştüğünde bu para konuları gündeme geldiğinde çok fahiş bir teklif almış. Ama Ali Koç yönetim üzerinde bunu bir baskı unsuru olarak kullanmayacağını söylemiş. Yani böyle bir teklif geldi ama ben burada para için bulunmayacağım. Projeye inanıyorum. Burada başarılı olmak istiyorum. O yüzden hani bunu bir baskı unsuru olarak kullanmayacağım diyerek yine para konusunda biraz elini rahatlatmış Jose Mourinho. O bilgiyi de yine paylaşayım. Mustafa Demirkaya, o da ben bir Galatasaray taraftarı olarak Sayın Ali Koç'un açıklamalarını, çıkışlarını sevmeyen birisiyim ama Ahmet Ercanlar'ın 3 Temmuz'la alakalı sorusuna cevap vermeyerek iyi yaptığını düşünüyorum. Mourinho'nun bununla alakası hiçbir bilgisi olmadığını bilmiyor mu demiş. Genç abiye de geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, orada Ali Koç inisiyatif aldı soru konusunda. Onu da evet, bence de doğrusunu yaptı. Reklam için
artık gitmemiz gerekiyor. Saatlerimiz 7.55. Mesajlarınız yine gelmeye de devam ediyor. Hem mesajlarla hem açıklamalarla. Reklamdan sonra da devam edeceğim. Biraz artık Acun Ilıcan'ın açıklamalarına oradan geçmek istiyorum. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. Evet, yeni saatteyiz. 8.01 Sabah Spor'unu dinliyorsunuz. Fenerbahçe ile başladık bugün programa. Bu ara gündem tabii daha çok Fenerbahçe Jose Mourinho hamlesiyle birlikte tabii gündemi bir halde meşgul ediyor. Hafta sonunda seçim var. Seçime doğru da açıklamaların dozu yükseliyor. Dün Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın bazı ifadeleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimine girecek olan Acun Ilıcalı ile ilgili söylediği ifadeler çok konuşuldu. Adnan Oktar biliyorsunuz o da şu anda hapiste, çok ağır suçlamalar var kendisiyle alakalı ve Aziz Yıldırım'ın ifadesine göre dosyada Acun Ilıcalı'nın da ismi var. En az 4 yerde geçiyor. Bazı tanıkların ifadelerine göre kendilerini o işte organizasyona, örgüte sokan kişi Acun Ilıcalı. Dün bu konu Candaş Tolga Işık tarafından Acun Ilıcalı'ya net şekilde soruldu. Yani Aziz Yıldırım böyle böyle demiş, sizinle alakalı olarak bir cevap vermek ister misiniz dendi ve Acun Ilıcalı da cevabını şu şekilde verdi. Ben işte bundan 35 yıl önce görüşmüştüm. 34 yıldır da görüşmüştüm. Yok. Yani bir sene kaldım. O dönem 18 yaşındaydım. Ve o dönem konuşulanlar işte dinle ilgili güzel şeyler, yardım vesaire. Hani şunu demeye getiren, ona kanıp böyle bir örgüte girdim fakat sonrasında çıktım ve görüşmüyorum ondan beridir diyor. Fakat Aziz Yıldırım'a göre hani bir sene değil 9 sene o örgütte kaldığını iddia ediyor. Hatta daha da ileri götürüyor Aziz Yıldırım dün açıklamalarında. Basketbolda şampiyon olduğumuz zaman İstanbul'da basketçileri toplamıştım. Bir mekanda yemek yiyorduk, eğleniyorduk. Bir gün önce beni birileri uyardı diyor Aziz Yıldırım. Acun Ilıcalı ile ilgili problem var. Sen bunu seviyorsun, bunu uyar demişler. Konu nedir dedim diyor. Dedi ki iki Dominik varmış, bir tanesi de FETÖ'cülere pasaport çıkarttırıyormuş, oturma izni yapıyormuş. Çağırdım kendisini, eşiyle birlikte geldi. Böyle bir durum varmış, eğer böyle bir şey yapıyorsan yapma, kötü olacak senin için dedim. Ben yapmıyorum, etmiyorum dedi ama var bir şeyler, öğrendim sonradan. Onun için fazla konuşmasın. Adnan Hoca konusuna da girersem çıkamaz. Oturdum onun için 3500 sayfa polis fezlekesini okudum diyor. Az önce benim verdiğim bilgileri paylaşıyor. İstiyorlarsa da çıkıp cevap versinler, belgeleri koyayım önlerine diyor. Başka çok konu var. Uçaklar çok gidip geliyor. Ben konuşmayayım, beni konuşturmasın, sokağa çıkamaz. Bize yalancı diyorlar demiş. Yani bu aslında en sevmediğim davranış tiplerinden birisi. Aziz Yıldırım için söylüyorum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Acun Ilıcalı ile ilgili gerçekten böyle bilgiler, belgeler varsa kendi elinde ve Acun Ilıcalı da dün itibariyle cevap verdi. Burada beklenen Aziz Yıldırım'ın çıkıp bu bilgi, belgeler neyse kamuoyunun önüne koyması. Yani bunu söyleyip böyle bir ifadeyle ne elde etmeye çalışıyor? Çok anlamış değilim. Dediğim gibi bir suç unsuru varsa, bunun belgesi de varsa bunu paylaşır, gereği yapılır. Suçlu bulunursa Acun Ilıcalı cezasını da çeker ama hani şu an Acun Ilıcalı herhangi bir suçlu değil. Dışarıda kendi günlük işlerini yapıyor. Yurt dışına çıkacak bugün. Gelecek sonrasında akşam. Hani bu gayet sıradan bir vatandaş şu aşamada. O yüzden hani böyle ifadeleri kullanmak bence böyle bir statüdeki isim için uygun değil. Yani burada hem ismini bir anlamda kirletmiş oluyor. Dediğim gibi yani belge varsa hani çıkıp paylaşsın Aziz Yıldırım diyor zaten, hani sokağa çıkamaz diyor. Çıkamasın o zaman paylaştığı bilgilerle birlikte. Biz de görelim, ona göre biz değerlendirmemizi yapalım. Ama şu ana kadar gördüğüm kadarıyla sadece sözde kalan ifadeler var Aziz Yıldırım'dan. Şu an için söylüyorum. Yarın öbür gün o dediği belgeleri sunar.
O zaman farklı tabii ki konuşurum. Ama şu aşamada hani böyle bir açıklamada bulunacaksa da belgeli konuşmasında fayda görüyorum. Zaten Acun Ilıcalı da şöyle dedi dünkü programda, bir de üstüne. Geçmişteki fotoğrafları paylaştı. Yani Aziz Yıldırım'la başkanlık dönemindeyken birden çok kez bir araya geliyor. İşte Aziz Yıldırım ve futbol takımını o dönem program yaptığı kanalda bir yarışma programında ağırlıyor. İşte onunla iç içe, işte birçok organizasyonda bir araya geliyorlar vesaire. Hani o zaman bir şey yoktu da şimdi ben Ali Koç'un listesine girdim diye mi bunlar sıkıntı demiş. Yani bunları yeni mi öğrendiğinde bugün paylaşıyorsun? O dönem bunlar yok muydu diyor. Ki mesela bu da çok haklı. Yani o dönem işine geliyor diye bir şey demeyip göz yumup yarın öbür gün karşı tarafa geçtiğinde problem çıkıyorsa burada da bir sıkıntı vardır. Şu aşamada hani dünkü iki tarafın açıklamalarına baktığımda ben net şekilde Acun Ilıcalı'nın daha doğru baktığını düşünüyorum olaya. Onu söyleyeyim. Tabii dün işte bu açıklamalar geldi. Biraz artık işin dediğim gibi dozajı yükselmeye başladı tarafların. Daha seçime işte 5 gün var. Belli ki oraya kadar da bu açıklamaların tonu daha da yükselecek. Mesela diyor ki dün Acun Ilıcalı, belki o da hani Aziz Yıldırım'ın bu suçlamayla birlikte Aziz Yıldırım'la ilgili eleştirinin dozunu olmaması gerektiği kadar yükseltiyor. Mesela orada da bir denge kaybı var. Yani Acun Ilıcalı da dün açıklamaları çok sert tondaydı. Sadece Aziz Yıldırım'a cevap verirken değil. Mesela bir insan bir kulübe 600 milyon euro batırıp öyle gider mi diyor. Paranı al. Yani 600 milyonun içinde hiçbir borcun olmasın ki kulübün normalde Aziz Yıldırım'a da borcu olduğunu ve Aziz Yıldırım'ın bunu tahsil ettiğini söylüyor Acun Ilıcalı. Sonra 600 milyon euro borç bırak, ne güzel demiş. Ve diyor ki yine aslında eleştirisinin haklı olduğu kısımlardan birisi. Bu dönem geldiğinde artık Fenerbahçe'nin hakkının kimse tarafından yenmeyeceğini, her şeyi halledeceğini söylüyor. Acun Ilıcalı da diyor ki zamanında kulüpteyken bunları yapsaydın o zaman takım şampiyon olsaydı demiş. Bu da yine aslında Aziz Yıldırım'a sorulması gereken sorulardan bir tanesi. Candaş Tolga Işık bir yine program için çağrıda bulundu. Hem Aziz Yıldırım'ı ağırlamak hem Ali Koç'u ağırlamak için, hatta ikisini ortak çıkarmak için. Fakat Acun Ilıcalı orada da dedi ki Aziz Yıldırım böyle bir toplantıya, tartışmaya giremez. Eğer çıkarsa ben hiçbir şey bilmiyorum diyeceğim dedi. Çok iddialı bu konuda. Ama Aziz Yıldırım gerçekten birkaç sefer bu çağrı yapıldı kendisine bir ortak program konusunda, ama hepsinde de istisnasız bu teklifi reddetti. Ama teklifler hala baki. Bakalım 5 gün var, böyle bir program olacak mı, onu da hep birlikte göreceğiz. Transferle ilgili az önce aslında biraz konuştum. Acun Ilıcalı pek renk vermek istemiyor ama transfer süreçlerinin de içerisinde yer alacak. Fenerbahçe'deki transfer komitesi, hani böyle bir net görev tanımı henüz belirlenmiş değil ama tepede Ali Koç var, Acun Ilıcalı var, Mario Branco var, Jose Mourinho var ve yöneticilerden yine Ahmet Ketenci. Şu anda bu 5 isim üzerinden transferler yürüyecek ama ağırlıklı önce saydım 4 isim olacak. Ahmet Ketenci de zaman zaman onlara eşlik edecek. Ve yine dikkatimi çeken bir kısım Acun Ilıcalı'nın açıklamalarında, bu artık büyük kulüplerin hepsinde benzer şeyleri duymaya başlıyoruz ya da hep duyuyoruz. Acun Ilıcalı da bundan bahsetmiş. Mesela o da diyor ki Fenerbahçe'nin problemi asıl içerideki düşmanları diyor. Hani hep bir dışarıdaki düşmandan, mesela bir anti Fenerbahçe oluşumundan bahsetti dün Acun Ilıcalı. Hatta Cumhurbaşkanı'na kadar bu oluşumun götürülmeye çalışıldığı, onun yanlış bilgilendirildiğini, ama iletişimle işte Ankara'ya giderek gerekirse yüz yüze konuşarak bu oluşumu ortadan kaldıracağını söylüyor. Buna inanmasam zaten böyle bir göreve de soyunmazdım diye çok iddialı da bir söylemi var Acun Ilıcalı'nın. Ama bir taraftan da kulüp içi düşmanlara vurgu yapmış. Herhalde burada yine kastettiği isim vermedi ama Aziz Yıldırım. Çünkü
artık bu ayyuka çıktı. Aziz Yıldırım'ın işte hükümete, işte Cumhurbaşkanı bir yazı yazıp Ali Koç'un bir FETÖ projesi olduğundan bahsettiği ve bu mektupla birlikte işlerin biraz değiştiği, Fenerbahçe'ye bakışın değiştiği hükümet kanadında söyleniyor. Yani asıl problemin burada olduğunu söylüyor. Mesela Galatasaray'da da aynı şey söyleniyor şu anda. Erden Timur mesela Galatasaraylıların şu an çok sevdiği bir isim. Onun görevi bırakmasında da asıl payın Ali Koç, onun açıklamaları vesaire değil, tamamen kulüp içi siyasetin etkisi olduğu söyleniyor. Bunu Fatih Altaylı en son yazısında dile getirmişti. Dün de paylaştım. Orada da aynı şey var. Zaman zaman işler kötü gittiğinde hep bu kulüp içi muhalefete yüklenir. Galatasaray'da da özellikle belli başlı isimler vardır. Bu özellikle divan kurullarında çıkarlar. İşte Taner Aşkın, Hayri Kozak gibi duayen isimler kulüp içerisinde. Onların etkilediği işte üyeleri vesaire ve Erden Timur'un yıpratıldığı söyleniyordu ve günün sonunda Erden Timur da bu yüzden ayrılıyor dendi. Yani burada da Galatasaray'ın da tespiti kulüp içi. İşte düşman mı dersiniz artık, kulüp içi siyaset mi, düşman belki biraz ağır bir ifade oluyor ama bu kulüp içindeki siyasetin asıl unsur olduğu zaman zaman söyleniyor. Bu ara çok denk geldi, o yüzden benim de dikkatimi çekti. Dün Acun Ilıcalı da net şekilde bundan bahsetti. Ve tabii sosyal medya ile ilgili de bir vurgusu var. Fenerbahçe özellikle bu Mourinho'nun gelişinin açıklandığı gün bazı paylaşımları çok eleştiri topladı. Özellikle stadyumdaki çimlerin görüntüsü, fotoğraf kalitesi, ışığın yansıması. Ya böyle paylaşım yapılır mı Fenerbahçe hesabından denmiş ki ben de gördüğümde biraz garipsemiştim. Sosyal medya ekibinin böyle değiştiğini, kendi anlaştığı bir ekip olduğunu, hatta dün Mourinho ile ilgili o hazırlanan videolarında bu ekipten çıktığını söyledi. Bu konuda da Fenerbahçe'nin gelişeceğinin sinyalini verdi Acun Ilıcalı. Ve Ali Koç'la olan görüşmesinde de hani neden bu teklifi kabul ettiğini söyledi. Artık hani elini taşın altına koyma vaktinin geldiğini, Ali Koç'tan da biraz serbest bir yöneticilik talep ettiğini söyledi. Hani ben öyle kalıplara girebilecek bir isim değilim. Bana o serbestliği verirsen ben de görevi kabul ederim demiş ve o şekilde de göreve başladı Acun Ilıcalı. Hani Ali Koç herhalde bu üçüncü döneminde her alanda en kuvvetli şekilde seçime hazırlanıyor. Yani İlk dönemiyle kıyaslayacak olursak bir kere yönetim kurulu listesi çok daha güçlü. Acun Ilıcalı, işte Hamdi Akın, parasal gücü, daha listede şu an sayamayacağım isimler geçmiş yönetimlere göre çok daha güçlü gözüküyorlar. Hem medyada hem para anlamında. Futbol takımı zaten ilk 3 seneyle ikinci 3 seneyi kıyasladığımızda ikinci 3 seneyle yine çok büyük bir fark var. Bunda finansal fair play'den 2 senedir çıkmış olmasının da etkisinden bahsediyor Ali Koç. Ve teknik direktör konusunda da yine bu döneme Jose Mourinho ile hazırlanıyor Ali Koç ve bu da şu ana kadar getirdiği en üst düzey profil teknik direktör. Yani bütün katmanlarda Ali Koç en iyi noktalara gidiyor. Transferde de büyük ihtimal geçen senenin üzerine çıkacak yapacağı hamlelerle birlikte daha iyi bir kadro kurulacak ve artık hani dış etmenler, dış unsurlar, iç düşmanlar vesaire bunlara bakmadan en iyisiyle mücadele etmeye çalışacak ve o çok özlenen 10 yıllık, artık 11 yıl olacak seneye de o hasreti dindirmek isteyecek. Ve son olarak şunu söyleyeyim, öyle de reklam arasına gideyim. 40-50 milyon euro gelir getirecek projelerden bahsediyor Acun Ilıcalı. Bunlar tabii her seçim döneminde söylenen şeyler. Hasan Rat da en son benzer şeyler söylemişti ama işte seçildiğinde pek gerçeğe dönmüyor ya da hemen dönmüyor. Bu projeler biraz havada kalıyor. Dün Acun Ilıcalı da bu topa girdi. Kendini bağladı. Hatta medya ile ilgili bir proje var dedi. Senelik sadece ondan 15-20 milyon euro bekliyoruz dedi. Ali Koç'un da çok heyecanlandığını söyledi bu projeler karşısında. O da hani bilmiyorum kongrede ne kadar etki eder bu kısım ama önemli de bir gelir vaat ediyor. Ben de merak ediyorum yani bir senede 15-20 milyon euro getirecek bir medya projesi ne olabilir? Ne düşünüyor Fenerbahçe? Onu da herhalde seçildikten sonra öğreneceğiz diyelim. 8.15 saatlerimiz. Reklam arasına gidelim. Reklamdan sonra da telefon hattını artık açmaya başlıyorum. 0212 363 0434 bu numaradan
radyoya bağlanıp sohbet edebiliriz. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com 8.19 saatlerimiz, dinleyicimizle devam edelim hemen. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Mert abim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Seni yalnız bıraktılar öncelikle. İsmim Fırat Gazi Osman Paşa'dan katılıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Keyiflisinizdir herhalde diye düşünüyorum. Efendim? Keyiflisinizdir herhalde diye düşünüyorum bu dönem. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle İsmail Kartal hocamdan başlayacağım. İsmail Kartal hocama öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten emek verdi. Sonuçta 99 puan, 99 gol ortalamasıyla bu ligde öyle kolay kolay alınmayacak bir skor aldı bence. Şampiyon olamadı. Canı sağ olsun ama gerçekten Fenerbahçe taraftarı olarak yürekten başarılar diliyorum İsmail hocamıza. Jesus konusuna geçelim. Jesus konusu evet gündemi değiştirdi. Fenerbahçe'nin bir anda değiştirdi yani. Şampiyonluk gölge oldu. Şampiyonlar Ligi finali bile gölge oldu diyebilirim yani. Kimse bakmadı bile. Yani Fenerbahçe bir anda gündemi değiştirdi. Güzel bir hoca, iyi bir hoca. İnşallah gerek medya, gerek taraftar olarak Jose Mourinho'yu da yerden yere vurmayız. Çünkü Fenerbahçe taraftarı da olsun, medya da olsun. 3 maç üst üste kaybedersek, vallahi Jose Mourinho değil, bir üst kıdem de gelse biz onu gönderiyoruz. Bu bir gerçek. Onun için dün basın toplantısını izledim. Basın toplantısında basının iyi sorular sormadığını düşünüyorum. Çünkü hiçbir iyi soru sorulmadı. Ya 3 Temmuz ne alaka? Yani sen Jose Mourinho'nun tanıtımını yapıyorsun, 3 Temmuz'u soruyorsun. Veya İsmail Kartal'ın başarısını neden Jose Mourinho'ya soruyorsun? Yani ne alaka? Yani bunlar sorulacak şeyler değil ki. Orada sorulacak şey sistematik olarak 3-5-2 oynatır mısın? Defansif olarak mı oynatırsın? Ofansif olarak mı oynatırsın? Yani bunları sormak gerekiyor. Bunları sorman gerekiyor. 3 Temmuz. Bağlantı gitti mi dinleyicimize? Birleştiriyorum. Valla Fenerbahçe taraftarı heyecanlı. Gerçekten heyecanlı. Güzel transferler olacak. Ben şunu da söyleyeceğim. Fazla vaktinizi almayayım. Ben %100 diyorum. Ali Koç başkanımız tekrardan başkanlığa aday olarak, yani başkanlığa devam edecek. Çünkü çok güçlü arkasında kurmayları var. İyi bir güçlü kurmayları olduğu için tekrardan hayırlı uğurlu olsun bence. Peki. Koç başkanım. Peki, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, diyorum. Sağ olun, görüşmek üzere. Evet, dinleyicimizle kısa bir sohbet ettik. Ben de benzer düşünüyorum seçim konusunda. Bakalım pazar günü hep birlikte göreceğiz, öğreneceğiz. Emin Işık dinleyicimiz, o da Fred Manchester United'da Mourinho ile çalışmış mıydı diye bir soru sormuş. Evet, Mourinho ilk geldiğinde yaptığı transferlerden biri de Fred transferiydi. O dönem oyuncu transfer edilmişti. Şu anda mevcut kadroda herhalde tek isim Fred diye düşünüyorum. Mourinho ile daha önce çalışmış olan isim. Ama gelmeden de Dzeko ile de bir görüşme yaptığı da söylenmişti. Ama Dzeko ile tarihler sanki pek tutmuyor çalıştığı takımlarda. Inter'de çünkü hani Mourinho görev almıştı ama Dzeko o dönemler farklı takımlardaydı. Ama bir şekilde belki bir tanışıklıkları vardır. Mourinho da onlardan bilgi almış. Bununla ilgili de herhalde dün bir soru sorulmadı kendisine. Yani Fred ya da buraya gelirken kimle görüştün vesaire diye. Onu da söyleyeyim. Bakıyorum mesajlar üzerinden gideceğim. Nihat Çetin, Fenerbahçe'deki başkan adaylarının saldırgan söylemleri kongrelerinin kafasında değişiklik yapar mı yoksa etkisi olmaz mı? Sizce sonuç belli mi, bıçak sırtı mı? Aziz Başkan'ın saldırgan olmayacağın demesi tilkinin tavuk yemeyeceğim demesi gibi demiş. Şimdi geçenlerde, bilmiyorum televizyon tabii takip ediyorsunuzdur, Güldür Güldür programı var. Ben seviyorum, denk geldikçe de izliyorum. Bir skeç vardı. Oradaydı herhalde. Bu seçim dönemlerinde siyasi seçimler tabii kasıt. Burada kulüp başkanlığı seçimleri değil. Orada işte bir ironi var tabii ki. İşte kim daha yüksek sesle müzik dinletiyorsa, kim daha çok broşür dağıttıysa, kim daha çok afiş astıysa
kim daha çok para harcadıysa, borç yaptıysa ona oy vereceğim diyen bir kitleden bahsediliyordu. Tabii ki şaka yolu bahsediliyor. Bunlar hani ne kadar etkiliyor o seçimlerde, hani sürekli meydanlarda böyle işte AK Parti, CHP, MHP, hangi parti varsa onların böyle müzikleri çalıyor. Ellerimizde böyle broşürler tutuşturmaya çalışıyorlar vesaire. Bunlar ne kadar etkiliyor? Beni mesela hiç etkilemiyor. Yani o skece %100 katılıyorum. Benim bir fikrim var. Günün sonunda o fikri değiştirecek olan oradaki seçim müziği, seçim sloganı mesela, ona da çok vurgu yapmışlar. Hani en kafiyeli slogan olsun. Yani vereceğim varsa veririm zaten, kötü slogan olsa da. Ya da vermeyeceğim varsa da hayatta vermem. O yüzden bunlar da mesela o seçim konusunda bana çok boş geliyor. Çok katılıyorum o skece. Seçim konusunda da bilmiyorum, tam birebir aynı olur mu, etkisi olur olmaz. Buradaki söylemlerin de öyle müthiş müthiş etki yaratacağını, böyle suçlamaların düşünmüyorum. Tam tersi etki yaratabileceğini düşünüyorum hatta bazı açıklamaların. Yani o yüzden de hani her konuşma sizin deyinize gelişecek diye bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Bazı açıklamalarınız da size geri teper. O yüzden bu adayların da söylemlerinde bence dikkatli olması lazım. Benim tespitim, yani son döneme baktığımda bu iki başkan adayında, hani Aziz Yıldırım sanki artık kazanamayacağını düşündüğü için biraz dozajı arttırmaya başladı. Ona yoruyorum ben. Ve bunun da pek yine işi değiştirmeye yeteceğini de düşünmüyorum. Yani şu an bence zaten işte Galatasaray derbisi, işte Mourinho'nun gelmesi falan derken Ali Koç bu anlamda oy oranı bana kalırsa yükseltti. O yüzden bundan sonra değişmesi için de çok çok farklı şeylerin olması lazım. Ama onun da olacağını pek zannetmiyorum. Batuhan Ergüven, o da şöyle demiş: Sayın Yıldırım keşke ilk başkan adaylığını açıkladığı günde kalsaydı. O gün iyi bir seviyedeydi demiş. Evet, yani o gün iyi bir seviyedeydi. Ben de hani insanlarla ilgili fikirlerim var ama ön yargılı olmak da istemiyorum hiçbir zaman. Yani Aziz Yıldırım'la ilgili benim kafamdaki profil net. Yani çok benim hayata bakış açıma uygun bir başkanlık profili değil Aziz Yıldırım. Kendi başkanlık döneminde ve sonrasındaki Ali Koç döneminde yaptığı birkaç basın toplantısında bunu gözlemlemiştim. Ama tabii ki her insan değişebilir. Yaşı 70 de olsa, 75 de olsa, yani herkesin aynı kalacağının bir garantisi yok. Fikirler değişir, söylemler değişir. O yüzden Aziz Yıldırım'ı da bu yeni döneminde sıfırdan, daha önceki şeyler hiç yaşanmamış gibi izlemek istedim, dinlemek istedim. İlk basın toplantısında çok sempatik olduğunu, hoşuma gittiğini, seçim içinde bir pozitif hava yarattığını söylemiştim. O dönem için gerçekten samimi düşüncem buydu ama süreç içerisinde yapılan açıklamalara baktığımda o Aziz Yıldırım'ın, dinleyicimiz dediği gibi, aynı Aziz Yıldırım olmadığını düşünüyorum. Yani eskideki Aziz Yıldırım'a benzer söylemlere artık başlamış gözüküyor. İşte şimdi dün Acun Ilıcalı ile ilgili bir iddiası vardı. İşte Adnan Hoca'cı demesi ve yine listedeki bazı isimlerle alakalı FETÖ iması da bulundu Aziz Yıldırım. Ki aynı ima aslında Aziz Yıldırım'ın listesindeki bazı isimler için de var çok ilginç şekilde. Yani onların bağlantıları, kendileri olmasa bile akrabalarının işte FETÖ'den işte sanık, yok kaçmışlar vesaire, böyle şeyler konuşuluyor. Hani bunlar doğru şeyler değil. Yani bir sıkıntı varsa zaten içeride olurdu bu kişiler. O yüzden bunları söylemenin de bu seçim sürecinde pek bence karşılığı yok. Hatta tam tersi etki yarattığını da düşünüyorum böyle suçlamalarda bulunduğunuzda. Yani demem o. Şimdi yine Fenerbahçe ile ilgili kısımları artık yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Reklamdan sonra da hem bir dinleyici alacağız. Dinleyicimize yine Fenerbahçe belki konuşuruz, orası ayrı, ama sonrasında da Galatasaray cephesinden haberler var. Erden Timur konusu, Icardi konusu, sıcak bir gündem şu anda, onları da konuşacağım elbette. Halil Demir, o da bir Beşiktaşlı: Fenerbahçe yönetimi Mourinho'yu açıklarken Beşiktaş yönetimi halen uyumaya devam mı ediyor? Var mı haberler Beşiktaş'tan demiş. Talip Erdoğan yine benzer şeye vurgu yapmış. Hocası ilk belli olması gereken, transfer ihtiyacı en çok olan Beşiktaş olmasına rağmen hocası bile belli değil. Trabzon bile lig bitmeden 2-3 oyuncuyla anlaştı.
Fenerbahçe Galatasaray'ın zaten az dokunuşa ihtiyacı var. Beşiktaş'ta bu iş bilmezlik inanılmaz demiş. Evet, Beşiktaş'la ilgili durum dünden bugüne değişmiş değil. Yani bugün size söyleyebileceğim ekstra bir durum yok. Bitmeye yakın bir teknik direktör adayı yok. Fakat hani Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da geçeceğim ama listeye giren, benim gördüğüm bugün gazete manşetlerine de yansıyan iki farklı isim var. İki üst düzey isim var. Başkan Hasan Arat'ın da öncelikle bu isimleri ikna etmeye çalıştığı. Onlar olmazsa diğer işte listedeki Van Bronckhorst, Solskjaer gibi isimlere gideceği söyleniyor. Yani ancak maksimum böyle bir haber verebilirim kısaca. Evet, 8.30 saatlerimiz, araya gidelim. Aradan sonra dediğim gibi telefon attığımız açık, 0212 363 0434. İddia.com'un sunduğu Ali Erin, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com. 8.38 saatlerimiz, dinleyicimizle devam ediyoruz. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, merhaba. Mehmet, ben İstanbul'dan arıyorum. Hı hı, buyurun Mehmet Bey. Galatasaray taraftarıyım. Ben Galatasaray hakkında konuşmak istiyorum. Tabii ki. Yani Galatasaray'ın Icardi konusu dediğimiz ama Icardi'nin galiba bir transfer konusu yok. Galiba Galatasaray'da devam edecek ama Erden Timur özellikle ben takımda kalmasını çok istiyorum. Hı. Takım içi siyasetten dolayı gittiğini belirttiniz. Ben de öyle düşünüyorum. Hı hı. Çünkü rakip takımın başkanı istediği kadar söylemlerde bulunduğu zaman da bile yani çok aldırmamıştı Erden Timur. Yani ben Erden Timur giderse transferleri kim devam ettirecek? Galatasaray nasıl bir yol ilerleyecek? Çünkü Galatasaray'ın vizyonuna baktığımızda biz bu sene Avrupa şampiyonluğunu hedefliyoruz. Yani en kötü Avrupa Ligi. Tabii Şampiyonlar Ligi biraz hayalcilik olur ama Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi'nde bir şampiyonluk hedefliyoruz ama yani bunun için neler yapılıyor? Onlardan bahsedebilir misiniz diyeceğim. Bir de son olarak da Mourinho hakkında söyleyeyim. Aslında Fenerbahçe hakkında konuşmak istemiyorum ama Mourinho çok büyük hoca. Türkiye'ye geldiği için bence çok iyi ama hani beklentileri çok büyük tutup sonra Fenerbahçe şampiyonu olamadığında çok büyük bir yıkım yaşıyorlar. Yani gene aynı yolda ilerlediklerini düşünüyorum. Hani Mourinho sonuçta bir şampiyon çıkıyor. Bu Galatasaray, Fener ya Beşiktaş, Trabzon ya da ekstra bir takım da olabilir ama çok büyük hani beklentileri artırıp da yıkımı çok büyütmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuçta Mourinho da bir insan. Yani sonuçta biri şampiyon olacak. Tabii. Yapabilecekler belli diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Peki. Siz ne dersiniz? Sağ olun. Ben de hemen iki soruya da cevaplarımı vereyim kendi düşüncemi. Şimdi Mourinho konusunda ya da bu beklentinin yükselmesi konusunda hayal kırıklığı da o ölçüde yüksek oluyor diyor dinleyicimiz. Öyle. Bu sezon da öyle oldu. Fenerbahçe'de beklenti yüksekti. Çok maliyetli bir kadro kuruldu. Şampiyonluk konusunda da tabii matematiksel olarak bir kesinlik yoktu ama Fenerbahçe'de kendinden emin gözüküyordu sezon başlangıcını hatırladığımızda. Ama hani futbolun da doğasında var. Yani büyük hayal kırıklığı olacak diye büyük yatırım yapmayalım diye bir mantalite yok. Yani bugün Barcelona da La Liga için çok çok büyük yatırımlar yaptı. Lewandowski'yi getirdi, İlkay Gündoğan'ı getirdi. Ama Real Madrid'e geçildi. Hatta Girona'ya bile geçilecekti neredeyse. Ya da aynısı Arsenal, Liverpool için geçerli, işte Milan için geçerli, Juventus için geçerli. Bunlar futbolun doğasında olan şeyler. Günün sonunda bir şampiyon çıkıyor. Fenerbahçe'de eğer Mourinho'lu kadrosuyla da şampiyon olamazsa evet yıkımı da büyük olur ama dediğim gibi futbolun doğasında olan normal bir şey bu. Yalnız burada geçtiğimiz dönemlerden farklı olarak şöyle bir nüans var. Onu da söyledim aslında ama Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ilk defa böyle bir kadroya böyle bir teknik direktör getiriyor. Ve böyle bir yönetim kurulu oluşturuyor. Çok güçlü gözüken bir yönetim kurulu. Hani işin medya ayağında Acun Ilıcalı var, transfer ayağında var. İşte Hulusi Belgü gibi normalde Ali Koç'a önemli bir muhalefet eden isim var. İşte önemli iş adamları var. Hem hani siyaset konusunda işte TFF ilişkileri, medya, transfer, işte Branko gibi ki çok ön plana çıkmayı sevmeyen birisiydi herhalde. Bu iki senede pek fazla görmemiştik ama dünkü basın toplantısında o da yaptığı açıklamalarla çok dikkat çekti. Herhalde bu sezon transferler üzerinden daha fazla Branko övgüsü okuyacağız. Belki biz de daha fazla yapacağız çünkü çok hani ismini hep görüyorduk ama bir bilgimiz fazla yoktu kendisiyle alakalı olarak. Hani böyle bir yapı oluşturulduğunda işler de değişebilir Fenerbahçe adına. Yani geçen seneye göre de
ihtimal o anlamda daha çok artmış olabilir. Burada tabii Galatasaray'ın bu hamlelere nasıl karşılık vereceği önemli. Şimdi ilk soruya buradan geçiş yapayım. Erden Timur konusu Galatasaray için belirleyici olur mu? Yoksa hani sadece bir isimdi. Erden Timur gider, başka Erden Timurlar gelir gibi olur mu? Önemli olan Galatasaray denir ya da önemli olan Fenerbahçe. Hani her kulübün kendi bir mottosu var. Öyle mi olur? İşte onu zaman gösterecek. Şimdi dünkü işaret pek iyi bir işaret değildi. İtalyan basında bir haber çıktı. Di Marzio ki önemli bir transfer gazetecisi normalde. Gerçi tabii her gazetecinin transferde her dediği de tutacak diye bir şey yok. Her verdiği bilgi %100 doğru diye bir şey de yok. Çünkü gazeteciler de, muhabirler de ya menajerlerden bilgi alıyorlar ya da kulüp yöneticilerinden bilgi alıyorlar ve bilgiyi veren isimler de her zaman doğru bilgiyi vermiyorlar. Bazen işlerine gelecek şekilde bilgi veriyorlar ve muhabirler de burada bir aracı görevi görüyor ve dediğim gibi bazen halkta yanılabiliyor, yanıltılabiliyor bu haberlerle birlikte. Şimdi dünkü haberde de Di Marzio diyor ki Erden Timur'un ayrılığıyla birlikte Icardi'nin de takımdan ayrılma ihtimali yükseldi. İhtimali arttı diyor Di Marzio. Tabii bu haber hemen Türkiye'de de geniş yankı buldu. Türk muhabirlere baktığımda, Galatasaraylı muhabirlere baktığımda işte Burhan Can da söylemiş, Emre Kaplan'ı da gördüm. Hani bu haberler sağlıklı haberler değil, yaptırılmış haberler. Hatta Emre Kaplan diyor ki bunu yaptıran isim de Di Marzio'ya Icardi'nin danışmanı yani menajeri Elio Pino diyor. Yani bu haberin aslında demeye çalıştığı bir doğruluk payı yok. Icardi ayrılmayacak diyor. Zaten hani dinleyicimiz de söyledi. Icardi'nin aslında sözleşmesi var. 2 yıl daha normalde Galatasaray'da kalacak. Ama hani 2 yıl sözleşmesi var diye de illa takımda kalacak diye bir durum da yok. Yani bir teklif gelir. Erden Timur'un gitmesi etkilemiş olabilir. Çok da insani bir durum. Sonuçta onu buraya getiren projenin sahibi Erden Timur. İkili ilişkileri çok iyi olduğunu her fırsatta görüyoruz. Ödül törenlerinde, açıklamalarında Icardi'nin Erden Timur'u ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. O yüzden bu ayrılık kararında da etkili olabilir. Bilir. Sadece bu bir ihtimal. Olmaya da bilir. Bunu zaman gösterecek. Eğer bu haberler gerçekten doğru değilse, menajeri Pino bir sinyal yapıyorsa tabiri caizse zaten endişelenecek bir şey yok. Buradan bir şey çıkmaz. Zaten bu haberleri bu haberlerin çıkması ile birlikte Icardi'nin kafası karışacaksa zaten o birliktelikten de bir şey çıkmazdı. Icardi'nin gitmesi daha doğru olur. O yüzden burada önemli olan Icardi'nin ne düşündüğü gerçekten. Yani bu haberin yapılmasında Icardi'nin payı var mı? Denen o ki yok. Menajeri bu haberi yaptırıyor. O zaman bence problem de yok. Yani Icardi bir paylaşım yapar bugün. Sarı kırmızı emoji koyar. İşte Galatasaray forması giymiştir. Ne bileyim işte çocuklarına giydirmiştir. Onların fotoğrafını paylaşır, mesajı verir. Problem yok. O yüzden hani şu aşamada buradan bir kaos da çıkmaz. Yani bu haber yapıldı. İşte Icardi'nin gitme ihtimali arttı. Tamam. Arttı densin. Bu hani Galatasaray'ı ne kadar kötü etkileyebilir? Bilmiyorum. Ben pek bir şey göremiyorum. Burada Galatasaray'ı kötü etkileyecek ya da buradan bir kaos çıkacak bir şey yok şu aşamada. Ama yarın öbür gün Icardi de bu yönde sinyaller verir. Açıklamalarda bulunur. Böyle mesaj içerikli paylaşımlar yaparsa o zaman işler değişir. Ama şu an benim gördüğüm böyle bir tablo yok Galatasaray'da. Yani çok büyütecek bir konu olduğunu düşünmüyorum. Erden Timur konusunda da bakalım bugün saat 11'de basın toplantısı var. Herhalde televizyonlarda canlı yayınlar. Haliyle biz de Radyo Spor'da canlı yayınlarız. İzleyeceğiz kendisini, dinleyeceğiz. Bakalım neler diyecek. Ayrılık gerekçesi olarak hangi maddeleri paylaşacak? İşte Florya konusundaki anlaşmazlık mı? Yoksa işte az önce benim dediğim Fatih Altaylı'nın söylediği gibi kulüp içi siyasetin mi etkisi? Ali Koç'un açıklamalarının mı etkisi? Eşinin rahatsızlığı mı? Kendi sağlığıyla ilgili endişeleri mi? İş hayatındaki sıkıntılar mı? Ya da iş hayatına daha fazla önem vermek istemesi mi? Ya da kulüp işlerinden yorulması mı? Stresli olması mı? Bu seneki transferlerdeki başarı oranının düşük olması mı? Yani aklıma bunları tabii not almadım. Kafamdan bir çırpıda söylüyorum. Bunların hangisi söylenecek ya da bunlardan hiçbiri başka bir sebep mi?
Bugün basın toplantısında ondan öğrenmeyi ümit ediyoruz biz de. Dikkatli şekilde takip edeceğim. Öğlen de Hetik programında en kötü yani orada konusu geçmezse de Sabah Spor'da bir sonraki gün Erden Timur'un açıklamalarına da bakacağız. Evet, Galatasaray'daki durum da bu. Yani şu an hani Icardi üzerinden bence bir gündem çok fazla çıkmaz. Ama Erden Timur Galatasaray'ı biraz yıpratacak bir süreç olacak. Hele bugün yapacağı açıklamaların tonu da belirleyici olabilir. Şimdi çünkü burada da şöyle bir ikilem var. Şimdi Erden Timur iyi bir Galatasaraylı. Galatasaray'ın başarısı için ter dökmüş, mesai harcamış birisi. Daha yöneticilikten önce de sponsorluklarla bunu yapmış birisi de. O yüzden bugünkü açıklamalarda herhalde Dursun Özbek ve yönetimini çok zora düşürecek ifadeler kullanmayacaktır diye düşünüyorum. Aksi böyle ifadeler kullanması tartışmaları daha derinleştirir. Galatasaray'ın odağı tekrar bu tartışmalara döner ve bu da Galatasaray'ın lehine olmaz. Yani kimse böyle şeyleri bu dönemde tartışmak istemez. Yani Galatasaray 2 senedir şampiyon oluyor ligde. Ama bugün konuşulan ne? İşte Erden Timur'la Dursun Özbek arasındaki sıkıntı mesela. İşte bunu istemeyeceği için Erden Timur, ben böyle çok sert açıklamalarda beklemiyorum mevcut yönetime karşı. Daha orta yollu. Belki suçu burada üçüncü kişilere atarak ya da sadece sağlık vurgusu yaparak Erden Timur kendi gerekçelerini açıklar. Yeni yönetimdeki isimlere de başarılar diler ki onun yerine de İbrahim Hatipoğlu göreve geldi. Transferlerle artık Dursun Özbek'ten sonra kendisi ilgilenecek. Ona güzel sözler söyler, över, onore eder ve o şekilde toplantıyı da bitirir diye düşünüyorum. Hani benim projeksiyonum toplantıyla ilgili bu şekilde. Bakalım saat 11'de yaklaşık 2 saat sonra öğrenmeye başlayacağız. Tabii Erden Timur'un bu açıklamaları sonrası artık Galatasaray'da resmen yeni bir dönemde başlayacak. Erden Timur'suz bir dönem nasıl olacak? Transferdeki vizyon değişecek mi? Yoksa Erden Timur'un bıraktığı yerden yine dünyaca ünlü isimlere mi gidecek Galatasaray yönetimi? Bu konuda ekonomik gücü yerinde olacak mı? Eli rahat olacak mı? Bunları da tabii Dursun Özbek'ten veya İbrahim Hatipoğlu'ndan herhalde duyacağız diye düşünüyorum. O da belirleyici olacaktır yeni sezon planlamasında ve tabii Galatasaray'ın acilen aslında halletmesi gereken şeyler de var şu aşamada. Çok konuşulmuyor belki ama Okan Buruk'la sözleşme konusu. 4 Haziran oldu. Şu ana kadar resmi bir açıklama gelmiş değil. Mazbatalar alındı. Zaten devam eden bir yönetim. İlla mazbataya da gerek yok. Mazbatadan önce de sözleşme yenilenebilirdi ama şu ana kadar yenilenmiş değil. Bugün Milliyet'teki bir habere göre İbrahim Hatipoğlu'nun ilk icraatı Okan Buruk'la yeni sözleşme imzalamak olacak. Hatta geçen gün bir paylaşım yapmış kendisi ve şöyle demiş. Şampiyon takımı, şampiyon teknik direktörü, hedef 25 paylaşımı bu. Ve Okan Buruk'la da arası iyi olduğu söyleniyor ve onunla da 2 yıllık imza atılacağı ve bunun da önümüzdeki günlerde resmen duyurulacağı söylenmiş. Hani bu konuda da dediğim gibi çok fazla aslında polemik yaratılacak bir durum şu aşamada yok ama imza ne kadar gecikirse söylentiler de o derece artar. Burası Türkiye, çok konuşulur, taraftar homurdanır, huzursuzlanır. Bir an önce gelişmelerin netleşmesini bekler taraftar. Yani ben de bir insan olarak bu belirsizliğe karşı bir alerjim var hayatta. Belirsizlik en sevmediğim şeylerden birisidir. Her şeyin belirli olmasını tercih ederim. Kendimi de o yüzden bir taraftan yerine koyduğumda Okan Buruk'la ilgili bu şu andaki belirsizlik mesela hoşuma gitmezdi. Bir an önce imza atılmasını isterdim. O yüzden yönetim de herhalde benzer şekilde düşünüp bir an önce Okan Buruk'a da imzayı attıracaktır diye düşünüyorum. Ve son bir haber Galatasaray'la ilgili. Öyle Galatasaray bölümünü kapatmış olayım. Şimdi Abdülkerim Bardakçı için bir tekliften bahsetmiş Milliyet Gazetesi'nde Nevzat Dindar ve demiş ki Suudi kulüpleri kesenin ağzını açtı. 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi için 15 milyon euro, futbolcunun kendisine de kazandığı ücretin 5 katı olan yaklaşık 100 milyon lira önerildiği ortaya çıktı demiş. Yalnız bu haber dilinde anlamadığım
ya da anlam veremediğim kısım, bonservisle ilgili para euro cinsinden yazılırken yıllık ücreti neden TL cinsinden yazılmış? Gidip Suudi kulübü TL cinsinden önerecek hali yok. Euro cinsinden önerecek ama böyle bir yazım kullanılmış. Açıkçası bu kısmı çok anlamadım. Yıllık ücretin de euro cinsinden yazılması, parantez içinde TL cinsinden yazılması gerekiyordu. Bir kere onu söyleyeyim ama bu haber doğruysa, Abdülkerim için 15 milyon euroluk bir teklif varsa kabul eder miydiniz, etmez miydiniz? Merak ediyorum. Şimdi 29 yaşında olduğu için Abdülkerim Bardakçı, benim kafam karışırdı. Yani böyle bir teklif, 15 milyon euro. Alttan da Emin Bayram geliyor, kiradan dönecek. Dün Ümit Milli Takım maçında Metehan Baltacı da sanıyorum süre almış. Sinan Yılmaz Twitter'da takip ediyorum. O da performansını, fizik kalitesini de beğenmiş iki oyuncunun. Hani alttan gelecek isimlere güveniliyorsa Abdülkerim Bardakçı'yı bu paralara satmak da çok kötü bir fikir demezdim. Yani Sanchez'i de tutup, Nelson'u tutup böyle bir ikili, arkasında Emin Bayram, işte Kaan Ayhan alternatifi, güzel bir rotasyon gibi duruyor. O yüzden benim ilk etapta hani bu teklife bakışım sıcak olurdu. Bakalım Galatasaray yönetimi nasıl davranacak? Çünkü bu yaz hani Kerem Aktürkoğlu'na da Sociedad'lar, işte MLS takımları, Barış Alper Yılmaz'a teklifler, Abdülkerim Bardakçı'ya teklifler, yani yönetim de burada hani her oyuncuyu da satmak olmaz ve bu üç isimden belki biri, en az biri kalır. Onu da iyi tahlil etmek gerekir. Gerçekten çok zor bir iş. Bunu sık sık tekrarlıyorum. Yani kulüp yöneticiliği, başkanlık, teknik direktörlük, bu kararları verebilmek çok çok zor. Şimdiden hani bizim için böyle atıp tutması kolay, ben satılsın diyorum ama tabii kulüp içindeki dengeleri bilmeden bunu söylüyorum. O yüzden yönetimin de iyi düşünüp taşınıp kararını vermesi gerek. Son olarak da, son haber demiştim ama sabahta da bir haber var. Mehmet Özcan'ın Galatasaray'da önce Okan Buruk'un sözleşmesi, ardından Mertens'in sözleşmesi ve ondan sonra da sağ bek ve 8 numara transferlerine öncelik verileceği söylenmiş. Zaten beklenti de taraftarda şu anda bu iki bölgeydi. Sağ bek zaten Boye'den sonra oraya geldi, olmadı. Sözleşmesi de bitiyor. O bölgeye bir takviye lazım. 8 numarada da Kerem Demirbay. Evet, orayı doldurdu ama işte Ndombele, Oliveira gidecek. Kerem'in yedek olacağı, onun önünde bir daha kaliteli bir 8'in olacağı düzeni taraftar istiyor. Galatasaray'da Monaco'daki Fofana'yla ilgileniyormuş çıkan haberlere göre, ki çok önemli bir isim Fofana. Çok imkansız bir operasyon gibi duruyor ama belli ki yeni yönetimde de İbrahim Hatipoğlu Erden Timur'un bıraktığı yerden devam edecek çıkan bu isme bakılırsa. Evet, şimdi 8.55 saatlerimiz. Reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra da yine telefon attım açık olacak. Bana 0212 363 04 34 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. Saatlerimiz 9, 2 saati geride bıraktık, son saate girdik. Herhalde son bir dinleyicimiz olacak şimdi attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar, iyi yayınlar, iyi çalışmalar. Sağ olun. İzmir'den arıyorum ben. İsmim Okan. Hı hı. Ticaretle uğraşıyorum. Ya şimdi ben biraz Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a değinmek isterdim. Şimdi Ali Çok Koç istemiyorsunuz gibi de bir taraftan. Ne söyleyeceğimi tasarlıyorum. Yani sonuçta sıradan bir vatandaşız. Konuştuğumuz insanlar da büyük insanlar. Sözlerimi seçerek kullanmak istiyorum. Şimdi Ali Koç Türkiye'nin en iyi iş adamlarından, en büyük iş adamlarından birisi. Şimdi şöyle bir örnek versem, Ali Koç fabrikalarının başına bir müdür geçirse, o müdür de o fabrikayı 6 sene boyunca iyi yönetememese, kar edemese, daha birinci seneden bu müdürü yollar diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi Ali Koç
neredeyse 6 tane takım kuracak kadar futbolcu devşirdi. 5-6 tane de teknik direktör değiştirdi. Ama 6 sene boyunca hiçbir şey yapamadı. Bunun karşılığında da istifa etmedi. Ve ne yazık ki buna sizler de dahil. Yani sizler dediğim yayın organları, gazeteler, televizyonlar. Sizler de bunlara çanak tuttunuz maalesef. Bakın ben şunu iddia ediyorum, 50 yaşındayım. Ali Koç yerine bir başkası olsaydı 50 kere bu kulüpten kovalanırdı. Bir daha ismi bile anılmazdı. Peki neden böyle oldu? Bu basının yorumları, bizlerin yorumları mı Ali Koç'un görevde kalmasına etkili oldu? Ali Koç'un büyüklüğünden diyelim, parasından diyelim. Şimdi Aziz Yıldırım'ın, ben gene söylüyorum 50 yaşındayım, Fenerbahçe'ye iki tane başkan gelmiştir bence. Birisi Ali Şen'dir, birisi Aziz Yıldırım'dır. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye çok müthiş hizmetler yapmıştır. Bakın stadını yapan ilk kulüptür Fenerbahçe kendi cebinden. Diğerlerinin çoğunu devlet yapmıştır. Doğru. Ondan sonra ne bileyim bunun gibi bir sürü ticari faaliyetler yapmıştır. Şimdi aklıma gelmeyen bir sürü ticari. Çok şey katmıştır Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye. Hani bazen diyor ya ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Evet, Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin kendisidir. Hiçbir insan bir kulüpten büyük değildir tabii ki ama Fenerbahçe için Aziz Yıldırım çok büyüktür. Yani Ali Koç ve Aziz Yıldırım, bakın Ali Koç Fenerbahçe'yi 3 yıl üst üste şampiyon da yapsa bir Aziz Yıldırım olamayacaktır. Bu benim fikrim tabii ki. Sizin fikrinizi bilemem. Hatta ben şöyle bir öneri yapmak isterim. Saygı duyulur veya duyulmaz. Aziz Yıldırım'ın güvercin hastalığını herkes bilir. Hani Fenerbahçe'de şöyle bir şey olmalı. O Kanarya amblemi değişmeli ve Fenerbahçe'nin amblemi güvercin olmalı. Aziz Yıldırım'dan dolayı diyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Diliyorum. Görüşmek üzere. Evet, dinleyicimiz de kendi görüşünü dile getirdi. Güzel, medeni şekilde. Aziz Yıldırım'la ilgili düşünceleri böyle. Hani şey konusuna kısmen katılıyorum. Ali Koç'un bu 6 yılda takımı, futbol takımını, erkek takımını şampiyon yapamaması ligde ve hala görev için bir aday olması çok alışıldık bir durum değil. İşte hep Galatasaray'la kıyaslanıyor bu durum. Galatasaray'da işte şampiyon yapsa bile başkanların çok eleştirilmesi. Bugün İşte Erden Timur'la devam etmeyecek olan Dursun Özbey'in bile buradan çok fazla eleştiri alması. Gerçi işte aday oldu, Süheyl Batum'a karşı çok rahat bir seçim kazandı ama yine de kulüp içi muhalefet Galatasaray cephesinde çok daha güçlü gözüküyor. Ama işte burada Galatasaray'da bu kadar güçlü profiller göreve geliyor mu? Ali Koç'un da şansı şu ana kadar o oldu ve ivmesinin her geçen sene yükselmesi de Ali Koç'un bu ikinci, üçüncü, üç seneyi alma ihtimalini güçlendirdi diye düşünüyorum. İlk seneleri işte 6. bitirdi, 7. bitirdi ama sonrasında 3-2-2-2 diye gidiyor yanılmıyorsam Fenerbahçe'nin ligdeki sıralaması ve her geçen dönemde Fenerbahçe üzerine koydu. Kadro kalitesi arttı. İşte teknik direktör tercihleri değişmeye başladı. Şimdi de 7. sene için Fenerbahçe Jose Mourinho ile anlaştı. Bunların etkisiyle Ali Koç'un da tekrar seçim ihtimali yükseliyor. Burada hani neden Aziz Yıldırım mesela bu kadar hani başarısız gözüken bir 6 senenin ardından hala çok güçlü bir aday olarak gözükmüyor? Bunu da hani Fenerbahçe'nin kendi içerisinde araştırması gerekiyor. Ben hani bir şeyler düşünüyorum, söylüyorum burada ama tam olarak sebep nedir? Hatta Aziz Yıldırım iş çıktığında da ben güçlü olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Fakat o süreci de Ali Koç daha iyi yönetti. Aziz Yıldırım çıktıktan sonra Aziz Yıldırım da o kadar iyi yönetemedi. Yani günün sonunda yine benim nazarımda terazide ağırlık Ali Koç'a doğru kaydı. Şimdi seçimdeki sonuçları da göreceğiz. Tabii ki şu an hala çok erken keskin yorumlar yapmak için ama seçim sonuçlarındaki oy oranlarına göre de bazı şeyler artık şekillenecek bence Fenerbahçe camiası içerisinde. Yani Aziz Yıldırım'ın alacağı oy oranı bundan sonraki dönemde artık olacak mı olmayacak mı, bunu belirleyecek. Mesela çok kafa kafaya şekilde kaybederse Aziz Yıldırım hala siyasetin içinde olur. Kulüp içi siyasetin. Ama çok farklı bir mağlubiyet olursa tıpkı 2018'deki gibi artık hani Aziz Yıldırım defteri Fenerbahçe'de tamamıyla kapanır. Kazanırsa zaten ayrı. Devam edecek 3 sene boyunca
kulüpte görev alacağını söylüyor. Ama o açıdan dediğim gibi belirleyici olur. Ali Koç da eğer buradan güçlü bir şekilde çıkabilirse zaten şu anda her şey lehinde gözüküyor. Çok güçlü bir yönetim kurulu var. Güçlü bir sportif yapılanması var. Teknik direktörü, sportif direktörü. Mesela Aziz Yıldırım'ın şu andaki ekibinde tabii belki benim eksikliğim ama sportif direktörlük kavramına dair bir şey var mı? Futbol yapılanmasını kim üzerinden götürecek? Transferleri kim yapacak? Kimin bilgisine başvurulacak? Mesela bu yönde bir soru soruluyor mu Aziz Yıldırım'a? Çünkü diğer tarafta görüyoruz ki Mario Branco çok üstün. Yönetim kurulu olarak yine güçlü dedik. Teknik direktörü Mourinho vesaire. Bunlar Ali Koç'un şu aşamada artıları. O yüzden bakalım yani pazar günü Fenerbahçe'ye dair dediğim gibi birçok şey netleşecektir. Şimdi 9.07 Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım, Ali Koç üzerinden konuştuk. Bugün çok fazla hatta konuştuk belki Fenerbahçe'yi. Şimdi Beşiktaş'la devam etmek istiyorum. Fatih Çey'nin mesajıyla devam etmek istiyorum. Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesi Beşiktaş için şans olabilir demiş. Şöyle ki Mourinho'ya meydan okumak isteyen, onu yenmek isteyen, geçmişte karşılaşmış üst düzey yabancı bir teknik direktörün lige gelmesi daha kolay olabilir. Pochettino mesela demiş. Yani bunlar gerçekten aslında doğru tespit. Yani Mourinho'nun gelmesi ligin marka değerini bir anlamda evet yükseltiyor. Yani transfer konusunda Süper Lig'e belki sıcak bakmayan bir isim. Yani Mourinho da gitmiş Fenerbahçe'ye deyip işte belki Icardi'ye bakıp işte Dzeko'ya bakıp Tadic'e bakıp ya bu adamlar gidiyorsa ve acayip de bir yarış olduysa ben niye gitmeyeyim diye düşünüyor olabilir. Hatta sadece tabii Galatasaray Fenerbahçe'yi de ilgilendirmiyor. Dediği gibi Beşiktaş'a da ilgilendirebilir. Yani oraya Mourinho gitmiş ben de onunla rekabet edeyim diye düşünen teknik direktörler olabilir. Akılları çelinebilir. Zaten Beşiktaş'ın da benim anladığım yapmaya çalıştığı da şu aşamada bu. Mourinho ayarına yakın bir teknik direktör getirmeye çalışmak. Şöyle ki haber şu. Sabah gazetesinde o gün Şahinoğlu'nun haberi. Mourinho ve Lucescu hamlelerinden sonuç elde edemeyen siyah beyazlar Van Bronckhorst, Sogjaer ve Bilic'ten olumlu dönüş aldı. Ancak asıl plan Pochettino ve Xavi Hernandez ikilisinden birini takımın başına getirmek. Bu sebeple diğer 3 hoca adayı bekletiliyor denmiş. Yani yönetimin hala karar verememesindeki etkinin Pochettino ve Xavi Hernandez ikilisinden birini ikna etmeye çalışmak olduğu söylenmiş. Hatta belki süreç içerisinde başka adaylar da gündeme gelebilir. Başka ayrılıklar olabilir takımlarda ve işte Pochettino sürpriz şekilde ayrıldı. Xavi kalacak gibi gözükürken bir baktık gönderilmiş, yerine Flick getirilmiş. Bu arada Chelsea Enzo Maresca'yı dün açıkladı Pochettino sonrası. O yüzden yönetim belli ki bu isimlere gidiyor ama burada da şöyle bir sıkıntısı var Beşiktaş yönetiminin habere göre. Maliyetleri 10 milyon euro civarıymış ve 10 milyon euro üzerinden de sıkı pazarlıkların döndüğü söylenmiş. Yani Beşiktaş'ın bir teknik direktöre bu kadar para verecek bütçesi var mı yok mu? Olay bu şu anda. Eğer bir şekilde bu parayı bulabilirse Beşiktaş, ki Hüseyin Yücel'in de özellikle Mourinho ile ilgili konuşurken para kısmını problem etmeyeceklerini, kendisinin de Mourinho'ya sponsor olacağını söylemişti. Herhalde Pochettino, Xavi gibi isimlerde de kendisi sponsor olacaktır. Kulübe kasa kolaylığı sağlayacaktır. Yani Beşiktaş bu yüzden bekliyor denmiş. Tabii bu artık taraftara ne kadar geçiyor, ne kadar geçmiyor bilemiyorum. Çünkü taraftar da her gün bakıyor gazetelere, bakıyor YouTube kanallarına, bakıyor radyolara. Ne var bu Beşiktaş'ta? Kimi anlaşıyoruz? Kimi getiriyoruz? Hala netleşmiş bir isim yok. Yani diyorlar işte haberde de var. Van Bronckhorst anlaşıldı. Haber bekliyor. Bir telefon ederse Van Bronckhorst yani İstanbul'da. İşte Solskjaer için aynı şey geçerli. Slaven Bilic için geçerli. Ama nerede teknik direktör? Yani sezon başlayacak. Beşiktaş hala bir teknik direktör bulabilmiş değil. Transferlere başlayacak. Teknik direktörsüz imza attırabiliyor değil.
O yüzden bir an önce Beşiktaş yönetiminin de bu belirsizliğe son vermesi gerekiyor. Şu aşamada çok yıprandı Hasan Arat yönetimi. Yani geldiği günden bu yana zaten sağ sonuçları pek lehlerine gitmiyordu. Kupa zaferi biraz nefes aldırdı. Böyle bir gün falan herhalde nefes almışlardır. Ama ertesi gün tekrar yine o baskı üzerlerine yüklendi teknik direktör konusunda. Çünkü taraftar ki hani eminim ki Beşiktaş yöneticileri, profesyonelleri radyoları dinliyorlar. Spor programlarını izliyorlar. Taraftarların yorumlarına bakıyorlar. Muhakkak yani bundan kaçışı yok bence artık bu dönemde insanların. Ve taraftarın bu konudaki sabırsızlığının da bilincindelerdir. O yüzden bir an önce bu konuda aksiyon alması, en azından taraftarı böyle rahatlatacak mesajlar vermeleri, böyle bir ara mesaj belki. Mesela bugünlerde sanki Hasan Arat çıksa, Hüseyin Yücel çıkıp bir açıklama yapsa bir nebze olsun o sabırsızlığı giderebilir diye düşünüyorum. Çünkü tabii bunu da iyi hesap etmek lazım. Yani Hüseyin Yücel çıkıp Mourinho ile ilgili konuştuğunda sonra ters tepti Mourinho olmayınca. Şimdi burada da yapacağı açıklamanın ters tepme ihtimalini düşünüp ona göre bir karar vermesi gerekiyor Beşiktaş yönetiminin. Bakalım neler olacak Beşiktaş'ta. Beşiktaş demişken girişte de söylemiştim. Teknik direktör konusunda dün de yönetim kurulu, transfer komitesi bir araya gelmiş. Toplantı yapılmış, adaylar masa yatırılmış fakat o toplantıdan da bir sonuç çıkamamış. Sercan Dikmen'in haberine göre 1-2-3 gün daha gerekiyor. En az 2-3 gün gerekiyor ki Beşiktaş yeni hocasını seçebilsin, onunla anlaşabilsin. Yani kısa vadede, yani bu hafta içi için bir beklentiye girmemesi gerek gibi gözüküyor Beşiktaşlı futbol severlerin. Yani bu hafta bana gelecek soruların önemli bir kısmı yine teknik direktör olur ama benden çok farklı bir şey çıkmaz gözüken tablo bu. Bir de transferlerle ilgili bazı isimler dün yazılmış. Mesela Yağız Sabuncuoğlu, Stefan Savic'den bahsetmiş. Oyuncu Atletico Madrid oyuncusu. Ara transferde Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Sonra ilginç şekilde sözleşme uzattı Atletico Madrid'de bir yıl daha. Fakat gelen haber de Fabrizio Romano yazmış orada. Oyuncu boşa çıkabiliyor bu dönem. Yani sözleşme uzatmasına rağmen bedavaya ayrılabilecek Beşiktaş'ta bir ilgi gönderiyor. Ve 4 milyon euro oyuncu yıllık maaş talebinde bulunmuş. Bakalım yönetim buna ne diyecek? Yani bu dönem sanki ne olursa olsun maliyeti 3'müş 4'müş. Beşiktaş pek fazla bakmadan transferler yapacak, kaliteli isimler kadroya katmaya çalışacak. Çünkü yapmadığı takdirde bu sefer çok eleştirilecek. Fark açılacak kalite anlamında Fenerbahçe ve Galatasaray'la. Bunu göze alabilir mi bu yönetim? Ben pek mümkün görmüyorum. O yüzden hani 3'e 5'e bakmadan Beşiktaş transferleri yapacaktır. Bununla ilgili aslında dün Acun Ilıcalı TV100'deki çıktığı programda güzel bir anekdot paylaştı. Çok hoşuma gitti bu anekdot. Onu da izlemeyenler için aktarayım istiyorum. Hull City'de işte kulüp sahibi Acun Ilıcalı ve scout ekibi bir oyuncu öneriyor. Jaden Flojin, bu sezon başında kadroya kattıkları bir isim. Oyuncunun aslında takımını da söyleyeyim, hangi takımda alındı? Aston Villa diye aklımda kalmış ama onu da yanlış bilgi olmasın diye hemen kontrol edeyim. Evet, Aston Villa oyuncusu Flojin, yaşı da 21 o dönem transfer için konuşulduğu dönemde. Kendisine geliyor bu isim, izliyor Acun Ilıcalı ve çok beğeniyor. Acayip beğeniyor. Kaçırmayın bunu diyor. Ve diyor ki pazarlık da yapmayın Aston Villa ile. Yani Aston Villa ne istiyorsa verin. Menajeri ne istiyorsa verin. Oyuncu ne istiyorsa verin. Yani bazı oyuncular vardır, pazarlık yapılmaz diyor. Hani o ekstra 1 milyon euro az vereyim diye ondan gelecek belki 10 milyon eurodan olmamak lazım diyor. Ve Flojin'de de böyle yaptıklarını söylüyor. Biraz uğraştırmış oyuncu onları 1,5 ay kadar. Ama günün sonunda Hull City'ye de imzayı atıyor. Ve onu şöyle ikna ettiğini söylüyor. O kısım da güzeldi. Oyuncuya dedim ki hani sen çok kiraya gitmişsin. İşte Stoke City'ye gitmişsin, Cardiff'e gitmişsin. Sana bir yuva lazım, bir ev lazım. İşte Hull City'de bonservisini alıp o ev olacak senin için.
bize gel demiş. Oyuncunun da çok hoşuna gitmiş bu ifadeler. Ve 5.8 milyon euro bonserviste oyuncuyu transfer ediyor Hull City. Ve bu sezonda 32 maçta 12 gol 6 asistlik performansı dikkat çekiyor. İngiltere U21 takımının bir parçası oluyor oyuncu. Ve Acun Ilıcalı'nın dediğine göre de 20 milyon euroluk tekliflerde gelmeye başlamış kendisine. Yani Beşiktaş'ta da oraya bağlayayım. Hani böyle oyuncular gerçekten varsa Savic mesela böyle bir isimse 3'e 5'e bakmadan vermesi mantıklı olabilir performans anlamında. Teknik direktör konusunda da keza aynı şekilde. O kadar inanıyorsa Beşiktaş yönetimi tabii ki versin. Maliyeti eğer karşılayabiliyorlarsa. Ama İşte 1 milyon euro falan diye düşündüğün noktada bazen bu tarz isimlerde elden kaçabiliyor. O zaman kaçan balık da büyük oluyor. Diyelim 9-17 saatlerimiz, birkaç yine mesajınız gelmiş ama bu bölümü bir noktalayayım. Sonrasında kripto para ve iddia bölümünü de bir aradan çıkarayım. Sonrasında mesajlarınıza da bakacağım. Elimde yine paylaşacağım, yorumlayacağım haberlerim de var. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te fiyat şu anda 68.846 dolar. Dünle fiyat çok çok yakın, 100 dolarlık bir fark var. Gün içerisinde aslında dün 70.248 dolara kadar fiyat yükselmişti ama sonrasında dün bu saatlerde olduğu seviyeye tekrar geri geldi. TL'de de öyle bir hareket yok. Şu anda 2.220.452'de. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. ...9.22... şimdi iddia bölümündeyiz. İddia bölümünde de bugünkü İtalya-Türkiye maçını biraz konuşmak istiyorum. Saat 22'de İtalya'da millilerimiz İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İddiaya baktığımda öncelikle iddiada tabii favori taraf İtalya. Son Euro 2020 şampiyonu İtalya 1.51 ile mücadelede galibiyete daha yakın gözüken taraf. Beraberlik 3.63, Türkiye galibiyeti de 5.21 olarak belirlenmiş. Bakalım bugün nasıl bir milli takım göreceğiz. En son Mart ayında görmüş fakat oradaki maçlardan pek keyif alamamıştık. Çok ağır bir Avusturya mağlubiyetiyle o milli arayı noktalamak durumunda kalmıştık. Tabii şimdi aynı şekilde devam etmeyecektir. Millilerimiz de daha konsantre, daha istekli şekilde bugünkü maça hazırlanacaktır. Dün basın toplantıları vardı. Gün içerisinde takım kafile İtalya'ya gitti. Orada teknik direktör Vincenzo Montella ve takım kaptanı Hakan Çağanoğlu konuştular. Orada da açıklamalarda neler var sizlere aktarabileceğim. Montella benim için çok önemli bir test olacak diyor. Böyle zorluk dereceleri yüksek maçları tercih etmemiz turnuvaya iyi hazırlanmamız için. Turnuvada bu seviyede maçlar olacak. En iyi şekilde hazırlanmak için bu tarz maçları seçtik diyor. Onun haricinde son dönemde iki maçımız istediğimiz gibi geçmedi. Tekrar toparlanmalıyız. Biraz milliyetçi duygularımızla sahada olmamız gerekiyor diyor Vincenzo Montella. Oyuncuların durumlarıyla alakalı olarak da hani herkes aynı gelmedi. Bazıları Hakan gibi tüm maçları oynadı. Bazıları daha az süre alarak geldi diyor. Bu konuda da bir orta yol bulmaya çalışacaklarından bahsetmiş. Bu son nihai kadroyla alakalı olarak da kafanızdaki isimler net mi diye sorulurken Montella hala görmem gereken bazı futbolcular var. Son listeyle alakalı aslında fikrim net ama biraz daha görmek istiyorum demiş kendisi. Bugünkü ve Polonya ile oynanacak maçta da daha çok Euro 2024'te tabii süre alacak oyunculara şans vereceğini söylüyor. Yani buradaki tercihleri de bir mesaj olacak Euro 2024 kadrosu için.
Pivot santrforla ilgili yine bir soru sorulmuş. Pek tercih etmiyorsunuz demiş. Forvet'te santrforla oynamayı. O da ben hani öyle bakmıyorum. Takım dengesine bakıyorum. Son maçta da 4 ofansif oyuncuyla oynadık. Önemli olan burada takımın ofansif isimlerden kurulu olması. Çünkü modern futbolda benim görüşüme göre ofansif oynamak için hızlı oyuncuya ihtiyacınız vardır. Guardiola'nın da dediği gibi en iyi forvet oyuncusu alandır. Alanı da bulmak gerek demiş Montella basın toplantısında. Ve şöyle de bir çıkışı var. Çünkü genelde beklenti şu olur büyük turnuvalarda. Hani bir takımın ideal bir ilk 11'i olur ve mümkün olduğu kadar o ideal 11'le de takımın sahaya çıkması beklenir. Fakat Montella'ya göre hani futbol artık çok yüksek tempolarda oynanan bir oyun. O yüzden belirli bir 11'in olmasının gerek olmadığını düşünüyor. Yani her maç değişebileceğini, hatta 5 değişik hakkıyla birlikte de bu temponun korunabileceğini düşünüyor. O yüzden hani Euro 2024'te de verdiği mesajda herhalde hani Gürcistan maçına farklı bir 11 çıkabilir. Sonrasındaki Portekiz maçına da belki 3-4 oyuncu değişip de yine milli takımı çıkarabileceğinin sinyalini vermiş. Yeter ki hani o tempo aynı seviyede kalsın, fizik kalite yukarıda kalsın diye düşünüyor Vincenzo Montella. Bu tabii eleştiri açık bir tercih Montella'dan. Her şey sonuçta sağ sonuçlarıyla değerlendiriliyor dünyada genel olarak. Türkiye'de daha da fazla. İşler istediği gibi giderse bu anlayış tabii ki övgü toplar. Ama çok fazla kadro değiştirdin, oyuncuların ritmi bozuldu, takımın oyunu bozuldu falan. İş bu noktaya da kayabilir. O yüzden hani Montella'nın eleştirilerinden az etkilenmesi için iyi sonuçlara ihtiyacı olacak. Ve bugün şimdi gazete manşetlerine de bir taraftan bakıyorum. Muhtemelle ilgili bir şey acaba çıkarabilir miyim diye. Fakat yani o kadar farklı muhtemel 11'ler var ki yani okusam okumasam çok emin olamadım. Okumamaya şu an karar verdim. Çünkü gerçekten çok alakasız. Yani iki farklı gazete gördüm. Böyle 11 oyuncunun belki 8'i falan farklı muhtemelde. O yüzden en iyisi çok fazla hani spekülasyona mahal vermeden akşam saat 21 civarı kadroyu öğrenmek olur. Oradaki tercihleri de dediğim gibi Euro 2024 için belirleyici olacaktır Vincenzo Montella'nın. Dün açıklamalara baktığımda sakatlarla ilgili herhangi bir durum yok. Belki bilgi alsak daha iyi olabilirdi ama TFF'nin paylaştığı bilgilendirmede bunlar da gözükmüyor. O yüzden akşam belki maçtan önceki kısa açıklamada sorulabilir ya da maçtan sonraki basın toplantısında da yine Montella'ya bunlarla ilgili sorular yöneltilebilir. İddia bölümünde izlemiştim. Bugün tabii sadece milli takımımızın maçı yok. Çok maç var. Portekiz mesela bizim rakiplerimizden, gruptaki takımlardan birisi. Mesela onlar da hazırlık maçında bakayım Finlandiya ile karşı karşıya gelecekler. Maç Esport 2'den ve Esport Plus'tan da canlı olarak yayınlanacak. Tabii ki milli maçta çakışacağı için canlı izlemek mümkün olmayacaktır. Ama dileyenler sonrasında Esport Plus üzerinden de maçın tamamını takip edebilirler. Bakalım Portekiz ne durumda, onu da görmüş oluruz. İrlanda Cumhuriyeti, Macaristan, Avusturya, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, İsviçre, Estonya, Slovenya, Ermenistan günün diğer hazırlık karşılaşmaları. Kadınlarda yine milli takımımızın maçı var. Azerbaycan'a karşı oynayacağız. Avrupa Şampiyonası elemeleri B Ligi 1. grupta. Bir önceki maçta yenmiştik Azerbaycan'ı. Şimdi deplasmanda oynayacağız. Millilerimize de başarılar diliyoruz turnuva yolunda. Teniste de bugün şimdi güzel maçlar görüyorum artık yavaş yavaş. Roland Garros'la da bu arada finale yaklaşılıyor. Bu hafta sonu final oynanacak. Dördüncü tur maçları da bakayım, dördüncü tur maçları da bitiyor herhalde bugün itibariyle. Carlos Alcaraz, Tsitsipas, güzel bir eşleşme. Yannick Sinner, Dimitrov, erkeklerde yine çok iyi bir eşleşme. Iga Świątek, kadınlarda çok önemli bir isim Wondrousova ile oynayacak bugün. Ons Jabeur de yine Corey Goff'la
oynayacak. Bugün saat işte 12'de başlıyor karşılaşmalar. Akşam seansı herhalde gece 23-24'e kadar sürmekte. Bu karşılaşmalar da yine iddia.com üzerinden normalden daha yüksek oranlarla, hatta canlı seçeneklerle de bahis yapabilirsiniz. Ve dün yaptığım bir hatırlatmayı tekrarlamak istiyorum. Euro 2024 için iddia severlere bir duyuru var iddia.com'dan. iddia.com'da bulunan Avrupa Futbol Şampiyonası turnuva özel sayfasına yer alan turnuva ağacı oyunu ile tüm sonuçları doğru tahmin eden iddia.com üyesi veya üyeleri 100.000 TL'ye varan bonus kazanma şansı yakalayacaklar. Oyunun detayları ve oynanış şekli için ayrıntılı bilgiye de iddia.com üzerinden ulaşabileceğinizi hatırlatayım. Bu da keyiflidir. Biz de zaman zaman şirket içinde söylüyoruz, bu tarz büyük turnuvalarda bir oyun düzenleniyor. Skor tahmin yarışması, her maça bir tahminde bulunuluyor ve işte oradaki tahminlerin isabetine göre puanlar toplanıp günün sonunda bir şampiyon çıkıyor. O yüzden keyiflidir. İddia üzerindeki bu oyuna da eğer tabii ki ilginiz varsa bir bakmanızı rica ederim. Evet, 9.31 saatlerimiz. Şimdi son aramıza gidelim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. ...9.37 saatlerimiz, programın artık son bölümüne girdik. Son bölüme de Kylian Mbappe transferiyle başlayayım. Aslında yani yıllardır beklenen bir transferdi Mbappe'nin Real Madrid'e transferi, ama dün itibariyle artık resmileşti. Kylian Mbappe Real Madrid'de 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Zaten yani çok ihtiyacı var mıydı Real Madrid'in Kylian Mbappe'ye? Halihazırda Şampiyonlar Ligi şampiyonu, La Liga'da açık ara yapmış bir takım. Kral Kupası'nda sıkıntı yaşadı ama hani zaten çok iyi bir kadro vardı. Mbappe takviyesiyle birlikte de bir seviye daha yükselmeleri muhtemel, eğer Mbappe takım içerisinde bazı dengeleri bozmazsa. Şu an gerçekten çok cuk oturmuş bir transfer olarak gözüküyor. Yani bu sezon ki kadro yapılanmasına baktığımızda Real Madrid'de işte Vinicius var, Rodrigo, Bellingham üçlüsü ön tarafta genelde forma şansı buluyordu ama şimdi Mbappe'nin gelişiyle birlikte Rodrigo yedek kulübesine çekilecektir. Onun yerine Mbappe girecek. Haliyle bir kademe daha seviye yükselmiş olacak kağıt üzerinde. Olağanüstü bir takviye şu anda dünya futbolunda alabileceğiniz en iyi oyuncu Kylian Mbappe. En komple paketlerden birisi. Dar alanda etkili, geniş alanda çok etkili, son vuruşları çok iyi. Zaman zaman oyun içinde belki kaybolabiliyor ama bu Real Madrid takımında da hani Vinicius'un çıktığı seviyeyi falan düşününce Mbappe'nin de böyle bir çıkış yapmaması için bence hiçbir sebep yok. Olağanüstü bir takıma doğru gidiyor Real Madrid. Bir de işin korkutucu boyutu şu Real Madrid için. Yani önümüzdeki belki 10 yıla damga vuracak bir kadro oluşturdu Real Madrid. Yani yaş ortalaması o kadar düşük ki, iskelet o kadar genç ki. Şimdi bir çırpıda bakayım, önümde listede bulabilirsem okuyayım. Mbappe 98 doğumlu, 26 yaşında bir oyuncu. Yani üst seviyede belki bir 6-7 yılı var Mbappe'nin. Rodrigo 23 yaşında bir oyuncu. Vinicius 23 yaşında bir oyuncu. Arda Güler 19 yaşında. Brahim Diaz 24 yaşında. Bellingham sadece 20 yaşında. Onun haricinde Camavinga 21 yaşında. Valverde 25 yaşında. Tchouameni 24 yaşında. Onun haricinde gençler, Militao 26 yaşında, Courtois da 32 yaşında. Hani Rüdiger'ler 31, işte Modric 38 yaşında. Yine yaşlı tabii ki oyuncular var ama öyle bir iskelet oluşturdu ki Real Madrid, yani hiç transfer yapmasa, abartarak söylüyorum, bir 5-10 sene götürecek bir kadro oluşturdu ki devamını da getirebilir. Yani transferler herhalde Kylian Mbappe'de sınırlı kalmayacak. Kroos futbolu bırakacağı için o bölgede bir boşluk oluşacak. O bölgeyi bir takviye yapabilir. Savunma hattına, ki sol bek için Alphonso Davies konuşuluyordu, öyle bir takviye gelebilir. Stoper için
Nacho Fernandez takımdan ayrılacak, takımın da kaptanı, kupayı kaldıran isimdi. Onun yerine bir takviye gelecektir. Yani yine çok güçlü bir Real Madrid kadrosu futbol severleri bekliyor. Bir de hani Real Madrid'e tekrar dönerim. Dün yapılan açıklamanın aldığı etkileşim olağanüstü. Olağanüstü gerçekten. Mesela Real Madrid'in klasik açıklaması, transferleri şu şekilde paylaşıyorlar. İspanyolca Comunicado Oficial Mbappe. Bu tweetleri 336 bin retweet almış. 90 milyon görüntülemesi var şu anda Twitter'da bu tweetin. Mbappe'nin tweetine baktım. O da 255 bin retweet almış. Etkileşim sayısını göremiyorum. Ama herhalde Real Madrid'inkine yakın 70-80 milyon civarı bir görüntülemesi olmuştur. Dünya çapında çok büyük yankı uyandırdı dün bu transfer açıklaması. Hani malumun ilanı oldu ama yine de büyük bir etki bıraktı. Merak edilen bir konu, Mbappe Real Madrid'de kaç numaralı formayı giyecek? Çünkü Mbappe onu 10 numarayla görmeye alışkınız. Fakat 10 numarada da Luka Modric var ve Luka Modric kendi de açıkladı. Bir sene daha takımda kalacak. Ve o yüzden de Kylian Mbappe ilk senesinde 9 numaralı formayı giyecek. Modric sene sonu futbolu bıraktığında ya da Real Madrid'den ayrıldığında 10 numara boşa çıkacak ve Mbappe de 10 numaraya geçecek. Böyle bir planlama yapılmış kendisi için. Hatta Cristiano Ronaldo'nun da zamanında Raul'un takımdan ayrılmasını beklediğine vurgu yapılmış. O dönem Raul 7 numarayı giyiyordu. Ronaldo bir sene boyunca 9 numarayı giymiş. Raul galiba Schalke'ye gitmişti Real sonrası. Ondan sonra da klasik forma numarasını almıştı. Kylian Mbappe'de de benzer bir süreç olacakmış. Gerçekten hani kafamda ben de bir kadro oluşturmaya çalışıyorum Real Madrid'de ama Arda Güler'e de o kadroda maalesef bir yer açamıyorum. Bir taraftan Arda'nın da oynamasını istiyorum ama kadro o kadar geniş ve yetenekli ki daha Endrick gelecek hücum hattına. Genç 2006 doğumlu Palmeiras'ta oyuncu. İşte Brahim Diaz var. Daha alttan gelen Nico Paz var. Arda'dan belki büyük ama o da potansiyelli bir oyuncu. Burada Ancelotti'nin tercihi nasıl olacak? Arda takımda kalacak mı? Kalırsa ne kadar süre alabilecek? Şimdi kadro büyük ölçüde korunacağı için ve üstüne bir de ön tarafa Mbappe geldiği için Arda'nın da rotasyondaki sıralaması bir tık geriye kayacak ister istemez. Burada benim aklıma gelen en mantıklı tercih Arda'nın Kroos'un yerine orta sahada biraz daha fazla görev alması olur. Ama bunun için de fizik kalitesi, temposu yeterli midir, değil midir? Onu bilmek lazım. Bilmiyorum Arda için böyle bir opsiyon ben düşünüyorum ama bunu da tabii belirleyici olacak olan kişi Ancelotti ve Arda'nın kendisi. Çünkü Ancelotti son dönemde hep sağ kanat olarak kullanmayı tercih etti Arda Güler'i. Biraz da mecburiyetten merkezde çok fazla oyuncusu vardı kadro içerisinde. O yüzden de Arda sahada oynadı ama yeni sezon planlamasında bunun da ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum. Bakalım onu da göreceğiz. Şimdi Ayhan Sevim bir eleştiri getirmiş. Ciddi de bir eleştiri. Ben önce şaka zannettim ama galiba ciddi bir eleştiri. Şöyle demiş. Real Madrid hiç altyapıdan yetiştirmesin, hep hazıra konsun. Başarılı olsa ne yazar? Bu nedenle hiçbir zaman bir Barcelona olamayacaklar demiş. Şimdi Real Madrid'le ilgili bilinen yanlışlardan ya da doğru bilinen yanlışlardan birisi de Real Madrid altyapıdan hiç futbolcu çıkarmadığı şeklinde. Barcelona'da kıyaslayınca tabii bir Barcelona değil, farkındayım ama Real Madrid bildiğim kadarıyla bunun istatistikleri her sezon paylaşılıyor ama Avrupa'da büyük liglerde forma giyen oyuncuların önemli bir kısmı Real Madrid çıkışlı oyuncular. Yani orada altyapı eğitimini almış ama A takım seviyesinde tutunamamış, başka takımlara gitmiş oyuncular. Yani Real Madrid altyapısı aslında çok çalışıyor. Sadece Barcelona kadar kendi A takımında forma şansı bulamıyor. Ki bunun da yine örnekleri var, bulanlar da var. Yani hiç yok değil. Şimdi tekrar kontrol edeyim. Mesela Nacho takım kaptanı. Real Madrid altyapısı çıkışlı. 2000
herhalde birden beri 11 yaşından beri altyapıda çıkmış ve kupayı da kaldıran oyuncu oldu. Dani Carvajal takımın sağ beki 2008 civarı herhalde altyapıya katılmış. Bir Leverkusen macerası var bir sene. Sonra tekrar Real Madrid'e dönüyor. O da takımın önemli bir parçası. Onun haricinde başka var mı böyle kendi çıkardıkları bir İspanyol oyuncu? A takım seviyesinde galiba yok. Lucas Vázquez'e bakayım. Mesela Lucas Vázquez de öyleymiş. Evet, Lucas Vázquez de var. Yani 3 oyuncu var yine Real Madrid'de. Bence kötü bir sayı değil Real Madrid seviyesi için. Ki çıkarmasalar da olur. Yani böyle iyi transferler yapıp böyle bir takım kimyası oluşturabiliyorsanız bunu tabii ki altyapıdan yaparsanız daha az maliyetli olur. Ama Real transferleri de öyle çok maliyetli yapmıyor ya da yapsa bile çok katkı aldığı için günün sonunda çok büyük bir problem değil. O yüzden hani ben burada çok eleştirilecek Barcelona ile, her ne kadar bir Barcelona sempatizanı olsam da burada Barcelona ile kıyaslanacak bir durum göremiyorum. Bu yaptıkları da gerçekten böyle bir takım kimyası kurmak, bunu başarmak da çok önemli diye düşünüyorum. Evet, programın artık yavaş yavaş sonuna geldik. Mbappe transfer haberiyle programı noktalıyorum. Bugün Genco abi yine hastaydı. O yüzden programda bana eşlik edemedi. Gün içinde iyileşirse yarın yine onunla birlikte oluruz. İyileşmezse yine bu şekilde sizle sohbet eder. Mesajlarınızı okurum. Onu söyleyeyim. Bugünlük benden bu kadar. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu sona erdi. İddia.com.